Mutlu akşamlar efendim. Ulusal Kanal ekranlarına ve ortak yayında olduğumuz Ulusal Radyo frekanslarına hoş geldiniz. Ben Deniz Çağlayan. Günün sıcak haberlerini masaya yatırıyor olacağız. Gece görüşünde kıymetli konuklarımız olacak. PKK ormanlarımızı neden yakıyor? Neden bu eylemlerin talimatını verdi PKK terör örgütü? Bu konuyu birazcık konuşacağız. İlerleyen dakikalarda kıymetli konuğumuz Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü ve emekli itfaiye amiri Şakir Şen bizimle birlikte olacak. Ama öncesinde bugün gün içerisinde yapılan açıklamaları bir dinleyelim hep birlikte. Şöyle bir bakalım neler yaşandı. Ormanla mücadelede neler, nasıl bir yol kat edildi? Hep birlikte bir genel bir değerlendirmeye bir bakalım. Sonrasında ise konuklarımızla bu konuyu konuşuyor olacağız efendim. PKK ormanlarımızı hedef alıyor demiştik. Acil müdahale ekipleri görev başında yangınlara hızla müdahale ediyor. Tüm yangınlarda iyiye doğru bir gidiş var. Şu ana kadar yangınların yarısından fazlası kontrol altına alındı. Tüm bu mücadeleye ise bir isim simge oldu. Yangın söndürmeye çalışırken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Acil müdahale ekipleri görev başında. Yangınlara hızla müdahale ediliyor. Yurdun dört bir yanından alevler yükselirken tüm oklar terör örgütü PKK işaret ediyor. Orman yangınları ile mücadele ise sonuç veriyor. Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla ve Kayseri'de devam eden yangınların söndürülmesi için ekiplerin müdahaleleri tüm hızıyla sürüyor. 28-30 Temmuz arasında çıkan 71 orman yangınından çoğu kontrol altına alındı. Devam eden alevlere müdahale ediliyor. Şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. Yerleşim yerlerinde şu anda bir tehdit yok. Ülke genelinde aynı anda birden fazla yerde çıkan yangın karşısında mücadeleden ödün verilmiyor. 3 uçak, 9 tane insansız hava aracı, 1 tane insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4000'in üzerinde personelle mücadelelerimizi devam ediyoruz. Yangın söndürme çalışmalarına başta itfaiye ekipleri olmak üzere her yaştan vatandaş katılıyor. Maalesef 3 Antalya'da, bir de Muğla'da kaybımız var. Tekrar kayıplarımız için onlara rahmet diliyoruz. 25 yaşındaki Şahin Akdemir de onlardan biriydi. Marmaris'te çıkan orman yangınına gönüllü olarak katıldı. Görevli itfaiye ekiplerine yardım etmek için motosikletiyle alabildiğine su taşıdı. Ancak Şahin Akdemir kaza yaptığı motosikletiyle alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Akdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ise mücadelenin sembollerinden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin taşeronu PKK ormanlarımıza saldırırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. Sabotaj dedi Erdoğan. Suikast var mı yok mu üzerine gidiliyor dedi. Yangınların eş zamanlı başladığına işaret etti Cumhurbaşkanı. Yapılan tüm spekülasyonlara tepki gösterdi. Türk Hava Kurumu'nun durumunu da açıklıkla anlattı. Uçaklar hangarda yatıyor iddialarını yalanladı. Eş zamanlı yangın vurgusu yaptı. Suikast ifadesini kullandı. Orman yangınlarındaki PKK'nın rolü giderek daha da belirirken önemli açıklamalarda bulundu. Bu eş zamanlı ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili tabii soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı, yok mu? Bunların üzerine gidiliyor. Burada İçişleri Bakanlığımızın şu anda yoğun çalışmaları var. İstihbarat örgütlerimizin yine aynı şekilde yoğun çalışmaları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde orman yangınları vardı. Bu tabii şöyle boş verilip de geçilecek bir iş değil. Çünkü değişik mekanlarda Hurgat'tan başlayıp bildiğiniz gibi Muğla, Marmaris, Bodrum bütün bu bölgeleri kapsayacak şekilde süren bir yangın. Erdoğan spekülasyonlara tepki gösterdi. Bu bir eğer milli
bakış gerektiriyorsa, eğer bu ülke olarak, millet olarak birlikte karar vereceğimiz veyahut da birlikte dayanışma içerisinde adım atacağımız bir konuysa, buna herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının kullanılmadığına yönelik iddialara ilişkin de konuştu. Ve bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle burada dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden bir tanesine biz sahibiz. Öyle bunların anlattığı gibi değil. Yok ben işte Türk Hava Kurumu'nun işte uçakları varmış da neye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Cumhurbaşkanı hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz dedi. Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip oralarda adımlarımızı attıysak, burada da evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar, onlarla ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Büyük bir seferberlikle yangının büyük bir bölümü kontrol altına alınırken oklar terör örgütü PKK'yı işaret ediyor. Talimatlarda Kandil'deki PKK yöneticileri ve HDP'den geliyor. PKK yöneticisi Murat Karayılan, Şemdin Sakık ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın ormanları ve şehirleri yakın talimatıyla vermişti. Buna ilişkin görüntüler vardı. Sizler için derledik, bir izleyelim. 21 ildeki 63 yangının 42'si kontrol altına alındı. PKK'yı işaret eden yangınlara karşı seferberlik hali sürüyor. Sosyal medya ve bazı yayın organlarında gizlenmeye çalışılsa da PKK'nın geçmişi orman yangınları ve kundaklama olaylarıyla dolu. PKK'ya bağlı Ateşin Çocukları yapılanmasının yaptığı saldırılarda onlarca ormanlık alan yakılmış, yüzlerce de kundaklama yapılmıştı. Türk ordusu karşısında çaresiz kalan teröristlere ormanları yakın, şehirlere hedef alın talimatları bizzat Kandil ve siyasi uzantısı HDP üzerinden veriliyor. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız Türkiye'ye gelmelidir. Geçen yıl Hatay'daki orman yangını ile ilgili soruşturma devam ederken PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın orman yakma talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. Karayılan, teröristlere 2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir, silahımız yoktur diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir sözlerini kullanmıştı. PKK'nın bir diğer yöneticisi Şemdin Sakık da örgütün zor durumda kalması halinde teröristlere neler yapacaklarının bir nevi talimatını vermişti. Sakık, silahımız tükenir, sayımız azalırsa Bodrum'a gider yatlarınızı yakarız, Antalya'ya iner seralarınızı, İstanbul'a gider arabalarınızı yakarız, İzmir'e ulaşır ormanlarınızı yakarız ifadelerini kullanmıştı. İnanın ki bu ateş her tarafı yakar. Zannediyor musunuz ki Bodrum Cizre'ye çok uzaktır? Teröristlere talimat anlamına gelen bir diğer açıklamada cezaevinde bulunan terör hükümlüsü eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'a ait. Demirtaş, Türk ordusunun 2015 yılında PKK'ya karşı yaptığı hendek operasyonları sürerken Şırnak İdil'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin batı illerine hedef almış, Cizre yanarsa Bodrum'da yanar ifadelerini kullanmıştı. Her tarafı yakar. Cizre yanarken Bodrum'daki mutlu olabilir mi, huzurlu olabilir mi? Kurulduğu 2012 yılından beri PKK'nın talimatlarını uygulayan HDP, orman yangınları ile ilgili de terör örgütünün yanında konumlandı. PKK'nın yaptığı yangınları gizlemeye çalışan HDP, baş sorumlu olarak hükümeti suçladı. Yangınların gerekçesinden birinin de sınır içi ve ötesinde savaş politikaları olduğu savunuldu. Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu. Yangınların çıkış sebepleri, terör ve sabotaj ihtimali tüm yönleriyle araştırılıyor ancak tüm oklar PKK'yı işaret ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şüphelerimiz var diyerek sabotaj ihtimalini işaret etti.
aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı? Herkesin aklındaki soruyu sordu. Çalışmalar sürüyor dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şüphelerimiz var diyerek terör örgütü PKK'yı işaret etti. Vatandaşlarımızın düşünceleri de var. Bizim de şüphelerimiz de var. Bununla ilgili dün de söyledik. Tüm kurumlarımız hassas bir çalışma yürütüyor. Yurdun batısı ve güneyi alevlere teslim oldu. Aynı anda birçok noktada çıkan yangınlar sabotaj olasılığını gündeme getirdi. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu ve dün sabah itibariyle ekipler çalışmalarına başladı. Ekipler terör ve istihbarat birimlerinin de desteğiyle meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştıracak. Araştırmadan çıkan sonuçlar adli birimlerle paylaşılacak. Antalya'da incelemelerde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturmada gözaltılar olduğunu ifade etti. Türkiye'nin farklı yerlerinde aynı anda aynı bölgede 4-5 ayrı yerde birden yangın başladı. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Diğer taraftan bazı şüpheliler de tutup gözaltına alındı. Öte yandan Osmaniye'de çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Muğla Marmaris'te armut alan bölgesine çıkan yangınla ilgili de savcılık soruşturma başlattı. Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda otları tutuşturarak sabotaj girişiminde bulunan bir kişi yakalandı. Şüphelinin Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı öğrenilen şüpheliye ev hapsi cezası verildi. Açıklamaları hep birlikte dinledik. PKK terör örgütünün sicilini de talimatının kimlerden verildiğini de ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Bu konuyu birazcık konuşmamız gerekiyor. Çünkü henüz söndürülemeyen yangınlarımız var. Vatandaşlarımızı kaybettik. Doğada canlarımızı kaybettik. Ağaçlarımızı kaybettik. Peki neden? Neden PKK terör örgütü şimdi harekete geçti? Doğal yollarla olma ihtimali nedir? Tabii ki teknik anlamda bu konuyu da değerlendirmemiz gerekiyor. Hemen konuklarımızı anons etmek istiyorum. Emekli itfaiye amiri Şakir Şen bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz gece görüşüne. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Serdar Başkanıma da merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, saygılar Şakir Bey. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü de bizimle birlikte olacak. Yangının ilk başladığı andan itibaren bölgeyi geziyor Serdar Üsküplü. Size döneceğim, izlenimlerinizle başlamak istiyorum ama öncesinde Şakir Bey'e sormak istiyorum. Şimdi bir anda, birden farklı noktada bu kadar büyük yangınların doğal yollarla olma ihtimali var mı? Varsa nedir? Çünkü diyoruz ya, oklar aslında PKK'yı işaret ediyor. Biz ormanlarımızı kimin yaktığını biliyoruz diyoruz ya. Kafası karışık olanlar var belli ki. Bize biraz teknik olarak bu konuyu anlatabilir misiniz? İyi akşamlar bütün Ulusal Kanal izleyicileri. Şimdi tabii ki herhangi bir konuda uzman olmaya gerek yok. Aynı zamanda birçok yangın aynı anda çıkıyorsa bunun kundaklama olma ihtimali yani büyük. Bu yangınlarda da öyle. Yani bunların en azından büyük bir kısmı doğal yollarla gazsizlikten çıkan yangınlar değil de kundaklama olma ihtimali oldukça yüksek. Zaten ortada bir terör örgütü var. Terör örgütü güvenlik güçlerimiz, TSK, silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımız çökertti. Yani son çırpınışlarını yapıyor. Tabii ki bu kundaklama falan kibritli çakmağı şey yapıyor, onu açıklıyorlar zaten terör örgütü elebaşıları. Yani yapacaklarını şey yapıyorlar. Geçmişte de onlarca yangın PKK eliyle çıkarıldığı kanıtlandı. Yani raporlara yani kanıtlandı. Güvenlik güçleri bu yangını da kovuşturup birçoğunun bu şekilde olduğunu sanırım ortaya çıkaracaktır.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü ile devam etmek istiyorum. Sayın Şen'e çok teşekkür ediyorum. Tekrar konuşacağız. Öncelikle izlenimlerinizi merak ediyorum Sayın Üsküplü. Bölgeyi gezdiniz, gezmeye de devam ediyorsunuz. Yanan köyleri geziyorsunuz, o bölgedeki vatandaşlarla temas halindesiniz. Yani olayı yerinde izliyor ve olayı yerinde takip ediyorsunuz. İlk izlenimlerinizi alabilir miyiz? Neler gördünüz bölgede? Deniz Hanım, internet bağlantısında bir sorun olabilir. Ben sizi çok iyi duyamıyorum. Sorumu tekrar etmem gerekir Buyurun, mi Sayın lütfen. Üsküplü? Buyurun. Bölgedesiniz, yangının ilk başladığı günden, andan itibaren o bölgedeki vatandaşlarımızla temas halindesiniz. Yani yerinde takip ettiğiniz, yerinde incelediğiniz ve devam da ediyorsunuz yangın noktalarını gezmeye, vatandaşlarla birlikte olmaya. Gözlemlerinizi merak ediyorum sizin aslında bölgedeki Tabii. duruma ilişkin. Şu anda da bölgedeyim Genel hatlarını sonrasında yani konuşmak istiyorum elbette ama öncelikle izlenimlerinizi merak ediyorum. Tabii. Şu anda da bölgedeyim. Şu anda yangına uzaklığımız 5 kilometre. Dolayısıyla biraz önce hava kararına kadar helikopterler burada 2 dakikada bir üzerimizden geçiyorlardı yangın söndürme helikopterleri. İnternet bağlantısındaki sıkıntı da buradan kaynaklı. Maalesef Manavgat'ta pek çok yerde bulunduğumuz alanda da telefon hatları büyük ölçüde yanmış durumda. Elektrik kesintileri var, su kesintileri var. Valiliğimiz ve belediye açıklamalarda bulundu. Şu anda 17 mahalleye elektrik verilemiyor ve büyük bir bölümüne de su verilemiyor bu mahallelerin. Yangın Manavgat'ta devam ediyor. Özellikle dağlık bölgelerde, Akseki tarafında. Bugün temaslarda bulunduğumuz Belen Obası'nın az ilerisinde Hocalar mevkiinde, Kızılağaç bölgesinde yine orman içerisinde yangınların devam ettiğini görüyoruz. Ahmetler Köyü, Akseki tarafındaki Ahmetler Köyü'ne yaklaşmıştı bugün. Oradaki yangının kontrol altına alındığını duyduk. Burada canla başla verilen bir mücadele var. Biz yangının ilk gününden beri, çarşamba gününden itibaren yangın bölgesindeyiz ve yanan köylerimiz, ormanlarımız, yollarımızın içerisindeyiz. Dolayısıyla burada devletimizin, belediyemizin, halkımızın, köylülerimizin ne kadar etkili bir şekilde mücadele ettiğini görüyoruz. Burada 4000 kamu personeli olduğu söyleniyor. Gerçekten de her yerde, gittiğimiz her yerde kamuyu da görüyoruz, devletimizi de görüyoruz. Burada ormancılarımız, itfaiyecilerimiz, polisimiz, jandarmamız canla başla bir mücadele veriyorlar. Söylediğim gibi yine teknik imkanlarla tabii ki biz uzman değiliz. Fakat üzerimizden her dakika, hava kararına kadar her dakika sabahtan itibaren helikopterlerin uçtuğunu ve bölgeye hızla sular taşıdığını da görüyoruz. Görüntüler yayınlandı televizyonlarda fakat bunları canlı canlı görmek, o yangın kokusunu duymak çok farklı. Bugün, dün Kalemler Köyü'ne gitmiştik. Kalemler Köyü yangının ilk başladığı noktalardan biri, o dört bölgeden biri, dört noktadan biri. Çarşamba günü de gitmiştik. O evler henüz yanarken oradaydık. Ertesi gün tekrar gittik ve yıkımın boyutlarını görmüş olduk. Çevre, köyün çevresindeki ormanın tamamı yanmış durumda. Muz seraları yanmış durumda ki muz seraları çok pahalı. Bir muz serasının dönemi bugün 170-180 bin liraya mal olduğu söyleniyor üreticilerimiz tarafından. Hayvanlar telef olmuş durumda. Oradaki evcil hayvanlar yine telef olmuş durumdalar ve onların kokularını orada hissedebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Evler yanmaya devam ediyor içten içe. Yarı yanmış gibi görünen evlerin yıkılma tehditleri var. Dolayısıyla bunların kullanılması mümkün değil. Çok sayıda köyün bu anlamda çok büyük bir maddi zarar içerisinde olduğunu görüyoruz. Bugün de Aksas Köyü'nü gördük. Aksas Köyü'nün %40'a yakını yanmıştı. Aksas Köyü'nün 7 kilometre ilerisinde Belen Obası Köyü'nde yangına karşı mücadele devam ediyor. Belen Obası Köyü'ndeki Sığırcılar mevkiinde köylerin %90'ı, evlerin %90'ı yanmış durumda. Köylülerin tabii sulama kanalları, sulama boruları, su boruları yanmış. Traktörler yanmış, motorlar yanmış. Üretim araçları yanmış durumda köylülerin. Evler yanmış dediğimiz zaman dört duvar yanmış diye düşünmeyelim bunu. Yılların birikimi yanmış. Orada 70 yaşında teyzelerimizin çeyiz sandıkları yanmış. Evlerin tapu kağıtları, tapu kayıtları yanmış. Oradaki çiftçilerimiz, köylülerimiz şunu söylediler bize. Üzerimizde giyecek şu gördüğünüz pantolonla gömlekten başka bir şeyimiz kalmadı diyorlar. Dolayısıyla bu yıkımın boyutlarını anlamak gerekir. Bu bir orman yangını değil. Köylülerimizi, çiftçimizi, üreticimizi, şehirlerimizi, Manavgat'ımızı, Antalya'mızı, Türkiye'mizi hedef alan bir saldırı vardır. Bunu bir saldırı gibi görmek, değerlendirmek gerekir. Nitekim
devletimiz de bu konuyu bu ciddiyetle ele aldığını görüyoruz. Burada her dönemeçte polis noktaları var. Ciddi aramalar yapılıyor. Güvenlik önlemleri sıklaştırılmış durumda. Yabancı görülen araçlar durduruluyor, aralıyor. Kimlik kontrolleri yapılıyor. Yani bu sabotaj suç şüphesinin burada canlı bir şekilde işlediğini görebiliyoruz. Güvenlik kuvvetlerimizin ciddiyetinde de görüyoruz bunu. Şunu söyleyebilirim. Yarın yine bölgede olacağız. Bugün 3 köyümüzü ziyaret ettik. Yarın da köylerimize gideceğiz. Köylerimizin dertleri, çiftçilerimizin, üreticilerimizin dertleri büyük ve acil müdahale ihtiyacı var. Bugün örneğin sığırcılar mevkiinde, sığırcılar köyümüzde yatacak yerleri yoktu köylülerimizin. Çadır talepleri vardı. Çadır talebini valiliğimize ilettik doğrudan bir telefon görüşmesiyle. Bunun çözüleceğine dair bir söz aldık oradan. Sıcak yemek yok. Tabii Manavgat'tan, Antalya'dan, Alanya'dan vatandaşlarımız büyük bir özveriyle, araçlarıyla gidiyorlar oraya peynir, ekmek, domates, yiyecek, içecek götürüyorlar. Yollar yardımla koşan vatandaşlarımızla dolu. Ancak sıcak yemek ihtiyaçları var. Dolayısıyla bölgedeki yıkımı buradan çok net bir şekilde görüyoruz. Yıkımı da görüyoruz, bilinci de görüyoruz. Yine köylülerimizle uzun uzun sohbet ettik burada. Çok iyi biliyorlar ve çok iyi görüyorlar yangının nedenlerini de. Bunlar orman köylüleri. Orman yangınının ne demek olduğunu hepimizden çok iyi biliyorlar. Değil mi? Yıllardır o bölgede yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Belki orada kuşaklarca, evet kuşaklarca orada yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Evet. Ben de Antalyalıyım. Babasının evi, babasının babasının evi. Yani ve zeytin ağaçları var, asırlık zeytin ağaçları var. Orada zeytin ağaçları yanmış, zeytin ormanları, zeytin bahçeleri yanmış. Dolayısıyla çiftçilerimize sorduk. Burada Şakir Bey ifade ettiler zaten. Yangın 4 bölgede başladı diye biliyoruz ancak 4 bölgede de ayrı ayrı başlamış. Yani Kalemler Köyü'ne soruyoruz. Kalemler Köyü şunu anlatıyor. Biz diyor şu tepenin arkasından geliyordu yangın. Ona karşı döndük bir baktık arkamızdan da geliyor. Yani köyün de üç çevresinde birden başlamış yangınlar söz konusu. Yine sığırcılar mevkiinde aynı şekilde. Yangın bir yerden gelse biz söndürürdük diyorlar. Yangınlara karşı tecrübeli burada köylülerimiz, çiftçilerimiz. Kesinlikle yangın birden öyle. Gelse hep hazırlıklıdırlar. Yani üç bölgeden, dört bölgeden aynı anda gelen ve şunu anlatıyorlar burada. Planlı olduğu çok açık. Yakılan yerler. Yanan yerler evlere ulaşacak şekilde yakılmış deniliyor. Direkt burada, sanki köyler hedef alınmış gibi. Tabii yani basit bir orman yangını değil. Burada hedef alınan köyler, barajlar, şehir merkezi, Manavgat şehir merkezi tehdit altındaydı. Poyraz olduğu tabii günler öncesinden belli biliyorsunuz. Poyraz olacak günler öncesinden belli. Hava durumuna baktığınız zaman hava durumunda rüzgar durumunu da çok rahatlıkla görebiliyorsunuz günler öncesinden. Dolayısıyla bu saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünün bu hava durumunu da beklediği, önceden planladığı, hatta bu yerleri keşifler yaptığı, kaçış yollarını kendine göre planladığı belli olmaktı. Planlı bir saldırı var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Sayın Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları da aslında bunu göstermektedir. Birazdan bunu daha detaylı olarak tartışırız. Evet. Ancak köylünün farkında, karşılaştığının bir saldırı olduğunun farkında, burada saldırının tüm Türk milletine karşı yapıldığının farkında ve saldırının failinin de farkında. Bugün konuştuğumuz köylülerimiz, çiftçilerimiz, üreticilerimiz hep şunu söylediler. Bunun arkasında PKK var dediler. Şunu söyledi bir çiftçimiz dün akşam yanmış evinin önünde. 5 evim olsun, 5'i de yansın da bu PKK belasından kurtulalım dediler. 5 evim olsa 5'i de yansın da bu HDP kapatılsın diyor üreticimiz. Farkındadır. Bugün bir yalan bombardımanıyla karşı karşıyayız. Bir psikolojik savaş bombardımanıyla karşı karşıyayız. Bunu da sosyal konuşmak medya istiyorum Sayın Üsküplü. Televizyonlar üzerinden yürütülen bir psikolojik savaş var. Bunları konuşalım. Konuşalım. Biz bunları konuşmaya borçluyuz. Bu üreticimize evi yanan, hayvanları yanan üreticimize bunu borçluyuz. Ayrıca da görevimiz. Sayın Üsküplü devam edeceğiz. Sizin işaret ettiğiniz noktaya ilişkin aslında günlerdir devam ediyor tartışma. Bugün biraz daha alevlendi. Bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Bunun üzerinden konuşacağız ama ben şimdi Sayın Şen'e sormak istiyorum. Yangınla mücadelede Türkiye'nin imkanları nelerdir? Buradan başlayarak aslında yaratılmak istenen o algı operasyonlarına da bir giriş yapmış olalım. Evet. Yangınla mücadele orman ekiplerimizin çeşitli donanımları mevcut. Yani sosyal medya okuryazarlığına kilitlenenlerin açıklamalarına kulak asmamak lazım. Devletimizin söndürme ekipleri çalışıyor. Uçaklarımız, teknik elemanlarımız, orman ekibi, şehir itfaiyeleri,
bence yeterli olmasa bile can havliyle üstesinden gelmeye çalışıyor. Yani o sosyal medyada dolaşan yalanlara, propagandalara kanmamak lazım. Devletimizin belli bir gücü var. O güçle söndürme çalışmaları devam ediyor. Tabii ki yangın söndürme işi oldukça güç. Mesela şimdi arazinin meyilli olması, rüzgarın yoğun olması, ısının yüksek olması, tabii bunlar çok zorlaştırıyor çalışmayı. Yani öyle bir de kundaklama, yani nerelerde daha zor söndürülebilir. Ona göre yani kundaklamayı bilinçli yapanlar... Bilinçli olarak seçilmiş gibi değil mi? Tabii, sarp arazilerde görüntülerden onu. Biz de onu anlıyoruz. Böyle özellikle seçilmiş tepeler sanki. Tabii bir de yani bu rüzgar Poyraz mutlaka etkiliyor da Poyraz da dümdüz bir tabii aynı yönde esmiyor. O da hafif yön değiştirerek şey yapıyor. Bu tabii yayılmasını daha şey yapıyor. Yani söndürme şeyinde zorluklar çıkarıyor. Geçtiğimiz 90'lı yıllarda sanırım burada Güzelçamlı'da Milli Park'ta 14 tane askerimiz şehit olmuştu. Daha diğer zamanlarda pek çok orman bölge müdürümüz, bölge şefimiz vefat etti. Orman mühendislerinden ölenler, kayıplar oldu. Yani bu yangında da ölenlere yani ruhları şad olsun diyoruz. Çalışanlara da Tanrı yardımcıları olsun. Yani yangın söndürme işi çok zor bir şey. Yani ele orman yangını yani tüketir insanı. Böyle can havliyle çalışıyorsunuz. Yani oksijensiz kalıyorsunuz. O eforu sarf ederken çok büyük şeyle çalışıyorsunuz yani. Çok güç bir iş. Yani Tanrı yardımcıları olsun bütün söndürme ekiplerimizin. Şimdi şöyle bir iddia dolaşıyor Sayın Şen. Sosyal medya okur yazarlığına da işaret etmişken ben de deneyimlerinizden yararlanmak isterim bu konuda. Kara filomuz yeterli değil gibi iddialar dolanıyor. Geçtiğimiz yıllara göre personel sayısında bir azalma var. Bu da yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor gibi bir iddia dolanıyor. Bu iddia doğru mudur? Ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Sayın Bakanımız da açıkladı. Evet. 40-50 senelik Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklar 40-50 senelikleri. Yani teknik donanımda her uçakla yangın söndürülemez. Yani yangın söndürmenin belli şeyleri donanıma sahip uçaklar elinizde olması lazım. O uçakları da devlet kiralama yöntemiyle şu anda şey yapmıyor. Zamanla daha değişik satın alınabilir, daha bu çoğaltılabilir. Tabii bu sel felaketleri, iklimlerin anormal olması önümüzdeki yıllarda bu sellerin, yangınların daha da artacağını gösteriyor. Yani bu kundaklamaların dışında yani mutlaka daha da takviye edecektir devletimiz. Ama şu anda ben sosyal medyada dolaşan şeylerin doğru olduğunu düşünmüyorum yani. Aslında Bakan Bekir Pakdemirli yangının başladığı dakikalardan itibaren bölgede ve çalışmaları yerinde takip ediyor ve koordine ediyor. Tüm bölgelere gitti. Ertesi gün başlayan diğer yangınlar için de bölgedeydi. Sahada yani bakanlarımız. Şöyle bir ifadesi olmuştu. Bu ilk başladığı zaman tartışmalar neden uçak gelmiyor, işte neden helikopterler kullanılıyor? Biz de merak ediyoruz. Bu helikopter uçak arasındaki fark nedir? Yangınlara ilişkin Türkiye'nin coğrafi koşulları nedeniyle mi biz helikopterleri kullanmayı tercih ediyoruz? Manevra alanları daha rahat olduğu için mi? Çünkü görüntülere baktığımız zaman Torosları zaten bilen vatandaşlarımız vardır elbette. Çok sarp arazilerdir, giriş çok zordur, ormanlar çok sıktır. Helikopterlerin tabii hareket kabiliyeti daha fazla, uçakların daha zor. O bakımdan helikopter daha yararlı olur diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim Sayın Şen. Kıymetli bir konuğumuz aramıza katıldı. Kendisine merhaba demek istiyoruz. Orman Mühendisler Odası Başkanı Hasan Türk Yılmaz bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Gece görüşüne, Ulusal Kanal ekranlarına sefalar getirdiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Ben hemen sormak istiyorum. 3 gün olacak artık bu günün sonunda Türkiye'nin ciğerlerine PKK ateşi düştü diyoruz. Çünkü oklar sabotaj ve bu sabotajın arkasındaki fail olarak da PKK'ya işaret ediyor diyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yangın haberlerini aldığınızda, sonraki gelişmeleri de değerlendirdiğinizde sizin önünüze nasıl bir fotoğraf çıktı?
Öncelikle tabii bir an önce yangınların devletimiz tarafından kontrol altına alınarak söndürülmesini temenni ettiğimi ifade ederek başlamak isterim. Bir de bu yangın sürecinde 3 tane, 4 tane en son habere göre 4 vatandaşımız vefat etti. Onlara başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle kötü günleri bize göstermesin diye temennimi ifade ederek başlamak isterim. İnşallah. Ben dün Akseki alanındaki yangında bizzat sahadaydım. Manavgat'taki sahalara gittim. Orada Sayın Bakanımız, İçişleri Bakanı, Çevre Şehircilik Bakanı oradaydı. Onları ziyaret ettim. Konuyla alakalı bizzat koordinasyon merkezinde birlikte olduk, bilgi aldım. Arkasından Orman Genel Müdürlüğümüz bir başka sahadaydı. Onunla gittim, onunla görüştüm. Kısaca her tarafa bizzat gözlemleyerek ne oluyor diye anlamaya çalıştım. Son 3 gün içerisinde Türkiye'de 71 tane yangın meydana geldi. Ve bunlar özellikle Manavgat yangını aynı anda 4 farklı noktadan başlatıldı. Sahayı incelediğimde bende ilk oluşan kanaat, bu işi yapanların çok bilinçli şekilde yerleşim yerlerine sirayet edecek noktalardan oluştuğu kanaati oluştu. Tabii biliyorsunuz 2019 yılında Hatay yangını ve İzmir'de yaşanan yangında PKK terör örgütünün elinin olduğunu kamuoyu biliyor. Şimdi buradaki tüm Türkiye'de aynı anda farklı illerde farklı noktalarda yangının başlamasının bir terör faaliyeti olma ihtimalini arttırıyor. Fakat tabii ki sonuç itibariyle devletimizin gerekli bilimleri kesin kanaati beyan edecek ama sahayı incelediğimde ve bizzat aldığımız haberleri yorumladığımızda bir terör faaliyetinin olduğunu anlıyoruz, sabotaj olduğunu anlıyoruz. Ama sadece bunu PKK terör örgütü değil, onun ikiz kardeşi FETÖ ile birlikte yaptıkları kanaatini taşıyorum. Sadece FETÖ ve PKK değil, ikisi birlikte ülkeye ihanetlerini bu şekilde gösteriyorlar. Son birkaç yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, devletimizin PKK'ya göz açtırmaması neticesinde bu tür faaliyetlerle adını duyurmaya çalışıyor. Vatan hainliğini, terör örgütü niteliğini göstermeye çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda da bunun üstesinden millet olarak geleceğimizi ifade ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Türk Yılmaz. Biraz sonra sosyal medyadaki algı operasyonlarını ve bu operasyonların nereye hizmet ettiğine dair fikirlerinizi soracağım ama hemen Sayın Serdar Üsküplü'ye dönmek istiyorum izniniz olursa. Sayın Şen, sizin de aynı şekilde. Bölgede siz de benzer anladığım kadarıyla incelemelerde bulunmuşsunuz Sayın Üsküplü. Aynı şekilde Türk Yılmaz da benzer ifadelerle durumu anlatıyor. Ben de merak ediyorum şimdi bahsettiğiniz alanlar, bir muz serasını örnek verdiniz mesela. Üreticimiz için yıllarını verdiği, ekonomik olarak da belki de çok zorlanarak bugünlere getirdiği tarım alanlarının yandığını görüyoruz. Bir taraftan kafamızı Muğla'ya çevirdiğimiz zaman Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birini görüyoruz. Ve az önce de ekrana getirdik ya terör elebaşlarının açıklamalarını. Neden şimdi böyle bir eylem hazırlığına girişti PKK terör örgütü? Ve Sayın Türk Yılmaz oraya güzel bir ekleme yaptı. Birlikte hareket ediyorlar dedi PKK ve FETÖ. Çok haklı Sayın Türk Yılmaz. Açıklamalarına tamamen katılıyorum. Bakın Sayın Türk Yılmaz da sahadan ifade ediyor. Sahaya inen, sahayı gören de Sayın Türk Yılmaz gibi bir uzman. Bunun planlı, programlı, arkasında en büyük zararı verecek, milletimize, Türkiye'mize en büyük zararı verecek şekilde planlı bir saldırı olduğu ortaya çıkmakta. Biz de sahada ilk günden beri, çarşamba ilk yangın başladığı saatlerden itibaren sahadayız. Yangın bölgelerindeyiz, yanan köylerimizdeyiz, çiftçimizle konuşuyoruz. Herkes aynı ifadeyi söylüyor. Yangına karşı mücadele etmeyi bilen köylüler bunlar. Bunlar orman köylüleri. Yangın çıktığı zaman ilk müdahaleyi rahatlıkla yapabilen yerler. Ancak öyle bir planlanmış ki yangının hem zamanı hem çıkartıldığı noktalar, öyle bir planlanmış ki müdahaleyi de engelleyen, müdahalenin de önüne geçen şekilde, önüne geçecek şekilde planlanmış ve en büyük zararı verecek şekilde planlanmış. Anlattık az önce, yanan evler, seralar, üretim alanları, üretim araçları, otomobiller. Bunun envanterinin hızla çıkartılması ve köylülerimizin, çiftçilerimizin, sakinlerimizin zararlarının tam olarak net bir şekilde ortaya konması gerekir. Sadece işte ev yanmış, şu kadardır ederi değil. Bunun içerisinde yanan kıyafetinden, üretim aracına, televizyonundan, üreticimizin tapu kağıdına kadar, kimlik kağıdına kadar hepsinin hazırlanması ve devletimizin
bu giderleri karşılaması gerekir. Vatandaşımızın yanında olması gerekir. Ben burada da şunun altını yine çizmek isterim. Bakınız PKK biten, ezilen, yok olan bir terör örgütüdür. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ordumuzun, polisimizin, korucumuzun, İçişleri Bakanlığımızın 2014-2015'ten bu yana özellikle verdiği kararlı mücadele sonucunda PKK bitme noktasına getirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızın açıklamasına göre PKK'nın yurt içindeki silahlı terörist sayısı 200'ün altına düşmüştür. PKK artık vatandaşları kandıramaz, gençleri kandıramaz, daha kaçıramaz duruma gelmiştir. Hatta tam tersine PKK'dan büyük kopuşlar başlamıştır. PKK'da şu ana kadar silah zoruyla kandırılarak ya da PKK'ya katılan vatandaşlar, şahıslar, gençler PKK'dan kaçmanın yolunu aramakta. Örgüt dağılma noktasına gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla PKK'nın motivasyonu nedir diye sorduğumuzda PKK'nın motivasyonu örgütüne, kendisine, bakın ben hala eylemler yapabiliyorum, ben hala Türkiye Cumhuriyeti'ne, devlete, Türk milletine zarar verebiliyorum. Bunu göstermeye çalışıyor PKK bir. İkincisi emperyalist merkezlere, yani adını da söyleyelim, Amerikan emperyalizminin paralı askeridir PKK. FETÖ'de PKK'da Amerikan emperyalizminin uzantılarıdır, örgütleridir. FETÖ'nün arkasındaki kuvvetin Amerika olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün milletimiz artık biliyor. FETÖ ile başı hala Amerika'da FBI'ın kontrolünde, korumasındadır. Yine PKK'nın arkasındaki kuvvet net bir şekilde Amerika'dır. Amerika PKK'yı, PYD'yi kendi kara gücü olarak görmektedir. Her yıl yüz milyonlarca dolar nakit para, yine yüz milyonlarca dolarlık silah yardımını PKK'ya yapmaktadır Amerika. Dolayısıyla PKK'nın bugün bütün, bakınız uzmanların da açıklamaları bu doğrultuda, yine bölgede yaşayan vatandaşlarımızın açıklamaları da bu doğrultuda, siyasi tabloda bunu göstermekte. Biten, yok olan, ezilen PKK şu anda kendi örgütüne karşı, bakın ben hala zarar verebiliyorum'u göstermek için böyle son kendini bitirecek eylemlere girişmiştir. Bu eylemler sonucunda Türk devleti daha da kararlılıkla PKK'ya karşı mücadelesini arttıracak ve PKK ezilecektir. Şunun altını çizmemiz gerekir. PKK'nın Türkiye'deki siyasi uzantısı da HDP'dir. HDP Türkiye'de siyaset yapmaya devam ettikçe, HDP Türkiye'de PKK'yı savunmaya devam ettikçe evlerimizde rahatlıkla uyuyabilecek miyiz? Az önce anlatıldı. Kendilerine Ateşin Çocukları İnisiyatifi adını veren bir terör örgütü, PKK'nın uzantısı terörist grup övünüyor yaptıklarıyla. İnternet sitelerinden övünerek her ay bilançolar yayınlıyorlar. Şu kadar ev, bu kadar otomobil, bu kadar araba yaktık diyerek övüne övüne bunları anlatıyorlar. Yaktıkları canları övünerek anlatıyorlar. PKK'nın haber ajansları, internette var bunlar, adlarını söylemeyelim, hiç reklamlarını yapmayalım. PKK'nın haber ajansları bu kundaklamaları birer övünç kaynağı olarak anlatıyorlar. Daha önce de 2019 yılında biliyorsunuz aynı yangınlar yaşanmıştı. Bu yangınlar esnasında da bunları uzun süre önce kabul etmediler. Daha sonra kendileri kabul ettiler, videolarını yayınladılar, nasıl kundakladıklarını da anlattılar. PKK biten, yok olan, ezilen bir terör örgütüdür. Bu son çırpınışları, son çırpınışlarla milletimize daha büyük zarar vermeye çalışmaları, devletimize daha büyük zarar vermeye çalışmaları onları kurtarmayacaktır. PKK ezilecektir, PKK bitecektir ve PKK'nın yasal uzantısı, PKK'nın kolu olan HDP de kapatılacaktır. Bu süreç ancak ve ancak böyle bitecek. Sayın Üsküplü, teşekkür ediyorum. Hemen Sayın Türk Yılmaz'a dönmek istiyorum. Az önce siz bağlanmadan önce Sayın Şen'e sormuştum. Şimdi sosyal medyada da bir taraftan bir operasyon başladı. PKK ormanlarımızı yakıyor. Onların algı operasyonlarını yürüten kollar da sosyal medya üzerinden devleti hedef alan, Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan bir karalama propagandasına giriştiler. Mesela o tartışmalardan biri, neden uçak kullanılmıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin neden uçağı yok? Ormanları, bu yangınları söndürmekte helikopterler yetersiz kalıyor. Her ne kadar bakanlığımız bu konuya ilişkin teknik anlamda açıklama yapsa da bu algı operasyonlarını sürekli körükleyen, bunları sürekli gündemde tutmaya çalışan, faillerin üstünü kapatan bir cephe olduğunu görüyoruz. Siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? Neden uçaklar kullanılmak yerine helikopterleri tercih ediyor bakanlığımız? Hem sahadasınız, teknik olarak da bu konuyu iyi bildiğinizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Öncelikle uçak algısı niçin oluşturuluyor? Bilinçli vaziyette Türkiye Cumhuriyeti'nin orman yangınlarıyla mücadelede dünya birincisi olduğu kapatılmak, ölmek isteniyor. Şimdi şöyle bir empati yapmanızı istirham ediyorum. Dünyanın en büyük ekonomisini yöneten ülke kimdir diye sorduğumda Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi ülkeler aklınıza gelir mi? Pekala, Amerika'da başlayan bir yangın aylarca sürdüğü halde söndürülemiyor, hatta karına bırakılıyor. Bugün eğer yangınla mücadelede uçak birinci öncelik olsaydı, bu hava savunma sistemi orman yangınlarına karşı mücadele ve müdahale sistemini Amerika kurar mıydı? Kurardı. Pekala, böyle bir filosu var mı Amerika'nın? Yok. Kanada'nın var mı? Yok. Avustralya'da 2019 yılında 5-6 ay sürdü orman yangını ve tüm dünya engelleyemedi. Şu anda Akdeniz kuşağı ülkeleri arasına baktığınız zaman yangınla mücadelede uçak filosu kurmuyor ülkeler. Sebebi ne? Evet. Yani herhalde tesadüf değildir bunlar. Birincisi şu, bugüne kadar üretilen uçakların bir su alma şekli havalimanları olanlar ile su alma şekli amfibik diye tabir edilen büyük göletler, havuzlardan ve denizlerden su alabilen uçaklar olarak iki tür uçak var. Amfibik uçaklar şu an itibariyle baktığımızda havalimanından su alan uçaklara göre 2-3 kat daha fazla su alabiliyor. Havalimanından su alan uçaklar 2,5 ton civarında, 1,5 ton civarında su alabilirken amfibikler 10 tona kadar çıkabiliyor. O nedenle 2009 yılına kadar zaten amfibik uçak sistemi yoktu yangınla mücadelede. O nedenle amfibik uçak üretilmeye başlandıktan sonraki süreçte amfibik uçaklarla dünya yangınla mücadele sistemi içerisine katıldı. Gelelim helikopter kıyaslamasına. Dünyadaki tüm otoriteler, bu konudaki akademisyenler, uzmanlar şunu ifade ediyorlar. Yani orman yangınlarına müdahalede en önemli hava aracı helikopterdir. Neden? Bir helikopterin bir tane ortalama istatistik vermek isterim. Bir saatte bir yangına 20 ton su atabilirken aynı yangına bir uçak 8 ton su atabiliyor. Bunun istatistikleri 4-5 katına kadar çıkabiliyor. Ben en alt istatistiği söylüyorum size. Yani bir uçağın su attığı miktarın 3 katı kadar su atan, maliyet itibariyle de devlete maliyeti 3 kat fazla olan bir sistem. Madem bu cazip bir sistem, niçin Amerika, Kanada bunu kullanmıyor? Dolayısıyla bunu söyleyen insanlar iyi niyetli değiller. Buna bağlantılı olarak şunu ifade etmek isterim. Türk Hava Kurumu üzerinden Türkiye'de bir algı oluşturulmaya ve spekülasyon ve provokasyon yapılmaya çalışılıyor. Şimdi Türk Hava Kurumu şu anda Orman Genel Müdürlüğümüzün 39 tane yangınla mücadele helikopterini ve 3 tane amfibik uçağın alınmasına aracılık yapan, onun üzerinden ihaleyle alınan bir model var ortada. Türk Hava Kurumu Başkanı dün televizyonlara çıktı. Benim elimde şu anda orman yangınlarında mücadele kullanılacak hiçbir uçak yok dedi. Buna rağmen birileri inadına niçin yerli ve milli olan Türk Hava Kurumu'nun istifade edilmiyor, uçakları kullanılmıyor gibi bir asparagas ve provokatif açıklama yapıyor. Doğru değil, çünkü Türk Hava Kurumu'nun elinde amfibik vaziyette teknolojiye uygun bu noktada mücadele edebilecek uçak olmadığından dolayı alınmıyor. Onun aracılığıyla 3 amfibik uçak ve 39 helikopter alınıyor. Düne kadar daha bu ülkede 27 tane yangınla mücadele helikopteri varken bugün 39'a çıktı. 3 tane amfibik uçak var. 1 adet yönetim uçağı, 6 adet idari helikopter, 4 adet insansız hava aracı, 10 adet drone ve 4 adet de insansız helikopterinin ikisinin ihalesi yapıldı. Bir tanesi başladı, bir tanesi de Eylül ayında alınacak. Şimdi dünyada hava yangınlarla hava filosu itibariyle mücadele eden en ilk sıradaki birinci lider ülkeyiz. Artı orman yangınlarıyla mücadelede hava kuvvetleri havayla müdahale şekli tek çözüm değildir. Sadece başlangıçtır. Yangınla mücadele asıl kara kuvvetleri üzerinden, yani kara ekipleri üzerinden yapılır. Arazözlerle, yangınlık müdahale araçlarıyla ve insan gücüyle. Şu anda Manavgat yangını, şu anda Akseki yangını, efendim Kadirli yangını, Kozan yangını, İzmir yangını, Muğla yangınına baktığınızda 20 binin üzerinde insan gücüyle mücadele edilmekte. Ve 4 tane vatandaşımız şehit oldu.
Şimdi böyle bir tablo ortadayken, hala dünya verileri bileyken çıkıp bunun speküle edilmesini iyi niyetle bağdaştırmıyorum. Şimdi ismini vermeyeyim. Az önceki değerli uzman kardeşimiz anlatırken isim vermediği gibi ben de isim vermeden söyleyeyim. Gazeteci kimliği taşıyan birinin videoları şu anda sosyal medyada dolanıyor. Diyor ki siz bu siyasi iktidarı alt etmek için diyor sandıkta bunu başaramazsınız. Ne yapmanız lazım? Yangınlar çıkartmanız lazım. Afetler oluşturmanız lazım. Sokak hareketleri oluşturmanız lazım. Ve üzülüyorum. Türkiye hukuk sistemi hala bu insanı tutuklamadı. Ben de aleni şekilde ihbar ediyorum. Diyorum ki evet PKK terör örgütü ve FETÖ terör örgütünün Türkiye ormanlarına kast ederek insanların canını kast eden bir örgütü yönlendiren bu ilgili gazetecidir. Derhal tutuklanmalı ve devlete ihanetten yargılanmalıdır. Artı bilerek devlete ihanet eden, ormanları yakan, insanları yakan, canları yakan faili sabotajcılar idam edilmelidir. Ve bunlar için idam geri getirilmelidir. Yani Türkiye'nin ormanlarını kasten sabotaj ve terör maksatlı yakanların için anayasa değişikliği yapılarak bunların idam cezasıyla mücehhez kılınması gerekiyor. Aksi takdirde biz bu mücadelede başarılı olamayız. Şimdi hal böyleyken hakkınızı helal edin diğer uzman kardeşlerimden, değerli abilerimden hoşgörülerine sığınarak başta da ifade etmiştim. Programdan erken ayrılma evet. lüzumu hissedeceğim için. O yüzden için, bölmek istemedim sizi. Buyurun. Ben de bu hoşgörünüze sığınarak uzmanlarımızın da hoşgörülerine sığındığımı ifade etmek isterim. Onun için toparlamak istiyorum. Kesintisiz gittim. Bu açıklamayı yapmadım. Öncelikle kişisel haklara girmemek için özrümü beyan ediyorum. Çünkü bunu bildirmem lazımdı baştan. Şimdi geldiğimiz bu kadar dünya lideri noktasında olduğumuz bir yerde. Manavgat'ta dün ben şu fotoğrafı gözümle gördüm. Tüm ulusal medya aracılığıyla tüm dünya görüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin 3 tane bakanı bizzat yangın sahasında ve gece gündüz günlük 1 saat 2 saat uyumayla yangınla mücadele ediyor, vatandaşın derdini çözmeye çalışıyor. Devletin Cumhurbaşkanı bu konuda tüm imkanları seferber etmiş ve bugün açıklamalarıyla beraber tüm vatandaşların az önceki uzman kardeşimin ifade ettiği gibi nüfus kağıdına kadar ki tüm aksaklıklarının eksiklerinin giderileceği taahhüt edilmiş. Böyle bir fotoğraf ortada iken Türkiye dünyaya karşı övünç duyacağı, onur duyacağı bir mücadeleyle baş başa iken niçin birileri bunu speküle etmek ister, bunun üzerine siyaset yapmak ister, bunu iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Türkiye bu noktada lider durumdadır. Akdeniz kuşağı ülkeler arasında sürekli orman yangınlarında destek veren bir ülke durumundayken tüm dünya bizden örnek almaya çalışılırken niye biz kendi başarımızla övünç duymuyoruz? Hep Avrupa'nın, Amerika'nın başarılarını gündeme getiririz. Hayır, ben de 18 bin tane orman endüstri mühendisi meslek mensubu kardeşimizin örgütünün genel başkanı olarak 30 yıldır da devlete hizmet eden bir orman mühendisi olarak ifade ediyorum ve diyorum ki birincisi olduğumuz noktada onur duymalıyız, gurur duymalıyız. Ülkemizde başarılı olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmeliyiz. Bunun üzerinden speküle etmek ikinci bir konu da şu. Yok efendim bu yanan alanlar imara açılacak. O kadar iğrenç ve ilit edici bir açıklama ki anayasanın 169. maddesi yanan orman alanlarının aynı yıl içerisinde derhal ağaçlandırılmasını emreder ve bütçe disiplinine tabi kılmaz. Ki bugüne kadar bir metrekare bir alan yandıktan sonra turizme açılmıştır veyahut da imara açılmıştır. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gösteremez. Hal böyleyken hala bunun üzerinden provokasyon yapmak, spekülasyon yapmak gerçekten iyi niyetle bağdaşmıyor. Türkiye düşmanı zihniyetlerin sözcülüğü oluyor. Hadi hodri meydan diyorum. Siz kanalları bu noktadaki uzmanların görüşlerini açıyorsunuz. Çok demokratik davranıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. İddia eden kişilerle biz buyurun saatlerce canlı yayında karşı karşıya gelelim. Bize göstersinler, desinler ki şurası yandı. Şu anda da orada şu inşaat yapıldı. Şu imar verildi. Külliyen yalan. Söylenen bütün iddia edilen hususlar farklı maksatlarla daha önce tahsis edilmiş olan alanlar ve bunları tutuyorlar, imara açılıyor diye iddia ediyorlar. Anayasa güvence sağlamış. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki ormanlarını anayasayla güvence altına alsın. Türkiye bu noktada tek ülkedir. O noktada övünç duyacağımız bir noktadayız. Bir de şu cümleyle toparlamak isterim. Soracağınız bir soru olursa da cevap veririm. Ondan sonra da
müsaade isteyip ayrılmak isterim. O da şudur. Şu anda Orman Teşkilatı, yani Orman Genel Müdürlüğümüz devletimiz adına öyle bir kurumsal yapı oluşturmuş ki şu anda bakanından genel müdürüne kadar, aşağıdaki en alt düzeydeki işçisinden mühendisine kadar tüm herkes, bu ülkede bir ağaç yanmasın, bir tane canlı zarar görmesin diye canını feda ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizden sonra, ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkede huzur içerisinde can güvenliğimizi sağlamak için mücadele eden önemli bir teşkilatımızdır. En fazla şehit veren kurumumuzdur. Bu kurumumuzdan sonra Türkiye'de sivil kurumlar içerisinde en fazla şehidi veren kurum Orman Genel Müdürlüğü'dür. Düne kadar 119 tane şehidimiz vardı. Dün itibariyle bu sayı 123'e çıktı. Yani siz düşünün, 123 tane insan bir ağaç yanmasın diye canını feda ediyor. Siz hala bu insanlar üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Bir siyasi liderin şu açıklaması çok üzdü beni. İsim vermiyorum. Kontrollü ve akıllı yangınlar, sınırı çizilmiş yangınlar diye bir ifadede bulundu. Gerçekten çok üzüntü duydum bir meslek mensubu olarak. Allah rızası için o siyasi lider siyaset yapacaksa lütfen başka alanlarda yapsın. Muhalefet yapacaksa siyasi iktidarla muhalefet yapılabilir. Buna biz saygı duyarız. Vatandaş olarak da takip ederiz. Bir derdimiz yok. Biz teknik olarak diyoruz ki siyasetinizi Türkiye'nin yeşil vatanı üzerinden yapmayın. Türkiye'nin akciğerleri üzerinden yapmayın ve canını feda etmiş 123 tane şehidin üzerinden politika yapmayın diyoruz. O nedenle şu anda ateş savaşçısı olan 45 bin tane personeliyle Orman Genel Müdürlüğümüzü, bakanlığımızı ve tüm vatandaşlarımızı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın bu işte emek sarf eden bütün bireylerini kalben tebrik ediyorum. Gönlen onlara müteşekkiliyetimi ifade ediyorum. Bugün şu cümlemle toparlayayım. Tüm ormancılık sektöründeki sivil toplum kuruluşlarıyla Orman Mühendisleri Odamız Genel Merkezi'nde Toşbirsen Genel Başkanımız, Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanımız, Tarımsal Kalkınma Vakfı Genel Başkanımız bir araya gelerek bu konudaki Türkiye gündeminde oluşan spekülasyonları giderici bir basın açıklaması yaptık. Bunu da tüm ulusal medyaya servis ettik. Orada bütün görüşlerimizi ifade ettik. Sizlerle de bunları yayın sonrasında detaylı şekilde paylaşırız. Tüm görüşlerimizi orada ifade ettik. Burada Türkiye bir ve beraber olmalı. Nasıl ki 15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütünü bu aziz milletimiz siyaset, ideoloji farkı gözetmeden sokağa çıkarak engellediyse, bugün yine FETÖ ve PKK'ya yaptıkları bu sabotajları karşısında bir ve beraber olarak gerekli cevabı vereceğiz diye inanıyorum. Bana sabırla, sükunetle gösterdiği için sizlere ve uzmanlarımıza bir teşekkürliyetimi ifade ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Fazla zamanınız olmadığı için bölmek istemedim. Zaten sormak istediğim sorulara bağlantılı bir şekilde yanıt verdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Sağ olun, var olun. Hasan Türk Yılmaz, Orman Mühendisler Odası Başkanı bizimle birlikteydi. Şimdi kısa bir reklam arası olacak. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden konuklarımızla devam edeceğiz. Efendim tekrar merhabalar. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınında gece görüşü kaldığı yerden devam ediyor. PKK ve HDP ormanlarımızı neden yakıyor? Neden ormanlarımızı hedef alıyor? İşte bu soruya yanıt arıyoruz konuklarımızla birlikte. Sayın Serdar Üsküplü ile devam etmek istiyorum. Çünkü az önce Sayın Türk Yılmaz önemli noktalara işaret etti. Bazı açıklamalardan bahsetti. O açıklamalardan biri de akşam saatlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Ben birkaç cümleyle aktarmak, sonra da sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Antalya'da kriz merkezini ziyaret etmiş Sayın Kılıçdaroğlu. Orman yangınlarında sabotaj olduğuna dair bir delil olmadığını savunuyor. Ve şöyle bir iddiası da var. Türk Hava Kurumu'na yönelik bu iddialar. Türk Hava Kurumu'nun uçakları var ama bilinçli olarak kullanılmıyor. Bu yangınlarda kullanılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan envanterde uçakların olmadığını ifade etmişti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Hava Kurumu'nu tanımadığını ifade ediyor Kılıçdaroğlu. Ve diyor ki sıfırdan önlem almaya çalışılıyor. Bu da yangınlarla mücadeleyi güçleştiriyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz CHP liderinin bu açıklamalarını Sayın Üsküplü? Son derece yanlış, son derece talihsiz, son derece
zarar veren açıklamalardır. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar. Bir siyasi partinin lideri yangın bölgesine geldiği zaman oradaki çalışmalara destek veren, oradaki çalışmaları motive eden, oradaki çalışmaları arttıracak ve milletin bütünlüğünü sağlayacak konuşmalar yapmalıdır. Oysa bugün neyle karşı karşıyayız? Şunu söyledik. Burada hem az önce konuşan Sayın Şakir Bey hem Hasan Bey, iki uzman, bir tarafta bir itfaiyeci, bir tarafta Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ormancı ve iki uzman bunun bir kundaklama olduğunu ifade ediyorlar. Bölgedeki herkes bir kundaklama olduğunu ifade ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu bir uzman değil ve çıkıp burada yaptığı açıklama bunun bir üstelik de henüz güvenlik kuvvetleri gerekli çalışmaları tamamlamamışken kundaklama olduğuna dair ortada bir delil yoktur, veri yoktur. Birincisi bu. Yani bu saldırının üzerine örtmeye çalışan, hepimizin gözü önünde gerçekleşen, bu onlarca 70'in üzerinde aynı anda, aynı dakikada çıkan yangının üzerine örtmeye çalışan bir açıklama yapıyorlar. Birincisi. İkincisi, burada canla başla hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden ormancımız, itfaiyecimiz, polisimiz, askerimiz, köylümüz, çiftçimizin verdiği emekleri de küçümseyen bir tavır içerisindedir. Yangına karşı değil, yangına mücadele eden, yangına müdahale eden devletle mücadele ediyorlar. Devlete karşı müdahale ediyorlar. Bir iktidar planı var. Bunları uzun uzun konuştuk, ulusal kanalda anlattık. Bunu hatırlatmakta bir fayda var. Bu yangınlar da o iktidar planının bir parçası. Bakınız Türkiye'de Amerika'nın artık çok açık bir şekilde hedefi Türkiye'de Amerikancı bir hükümet kurmaktır. Bu Amerikancı hükümetin adı Biden tayfası diyoruz biz buna. Biden tayfasının kurmak istediği hükümetin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi vardır. İyi Parti vardır. Saadet Partisi vardır. Ancak bu koalisyonun temeli, ortağı, merkezi HDP'dir. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu anlaşılan ortağı HDP'yi üzmemek için PKK'nın bu provokasyonunu, PKK'nın bu saldırısını gizlemeye çalışmaktadır. Millet İttifakı dağılmasın diye yapılan bir açıklamadır bu. Sosyal medyaya bakınız. Sosyal medyada Sayın Kılıçdaroğlu taraftarlarının, Biden tayfasının yangının ilk anından itibaren sanki yangının tarafındaymış gibi tweetler attıklarını, paylaşımlar yaptıklarını görüyorsunuz. Bu kabul edilemez. Türkiye bir terör saldırısı içerisindeyken terör saldırısı olmadığını söylemek, Türkiye bu terör saldırısının sonuçlarıyla, yangınlarla mücadele ederken bu mücadeleye destek olacağına, tam tersine bu mücadeleye köstek olan açıklamalarda bulunmak. Milletimizin teröre karşı kenetlenmesi gereken bir dönemde, bir zamanda milleti teröre karşı kenetleyecek değil, tam tersine milleti birbirine düşürecek açıklamalarda bulunmak kabul edilemez. Bakın buradan Sayın Kılıçdaroğlu'nu da uyarmak istiyorum. Yine buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki Atatürkçü, milliyetçi, cumhuriyetçi, vatansever seçmenleri, üyeleri, yöneticileri de uyarmak istiyorum. Milletimiz bir saldırı altında. Gözler kör müdür? Görmüyor muyuz? Gelsinler Manavgat'ta, burada Marmaris'te bu yangınları görsünler. Kendi gözleriyle gördükleri zaman daha da iyi anlayacaklar. Milletimiz bir saldırı altındadır. Bunlar PKK'nın son çırpınışları. PKK son çırpınışlarla evlerimizi ateşe vererek, köylerimizi, tarlalarımızı ateşe vererek, hayvanlarımızı yakarak, öldürerek, yıkarak son çırpınışlarını yapmakta. Ve maalesef Türkiye'de bir takım siyasi çevreler bu saldırının üzerine örtmeye çalışmaktadır. Konuşuyoruz şimdi. Ateşin Çocukları İnisiyatifi diye bir gruptan bahsediliyor. Soralım bakalım şu HDP milletvekillerine. Ateşin Çocukları İnisiyatifi dedikleri grup terörist bir grup mudur diye bir sorsunlar bakalım. Ne cevap alacaklar? Defalarca HDP'ye soruldu. PKK terörist midir diye. Hayır dediler. PKK terörist değildir. PKK silahlı halk hareketi veren, yapan bir örgüttür, halk örgütüdür dediler. Hatta PKK'yı kuranlar bizim seçmenimizdir dediler. Bizim arkamızda PYD var, YPG var, YPJ var dediler. Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz dediler. PKK sizi tükürüğüyle boğar dediler. Çok açıktır HDP'nin PKK'nın yan kolu oldu. Öyle bir tablo var ki karşımızda, bir taraftan Türkiye'mizin ormanları, canları PKK tarafından yakılmakta, öbür taraftan PKK ile HDP üzerinden ittifak yapan kuvvetler bu yangını gizlemeye çalışmaktadır. Bu sanki birine tut deyip de vurmaya çalışmak gibi. Hiçbir terör saldırısı tek başına bir terör saldırısı değildir. Hiçbir savaş tek başına silahlarla verilmez. Bu savaşın bir psikolojik savaş yönü vardır. Öncelikle milletin zihninin bulandırılması gerekir. Bakınız yangınların ilk gününden itibaren zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Yok küresel ısınma,
yok NASA haritaları, yok işte Güney Afrika'da da var bu yangınlar gibi ifadelerle zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Uçak varmış, uçak yokmuş. Az önce Hasan Bey ne güzel anlattı. Ben de bu rakamları daha önce bu kadar net duymamıştım. Bir helikopterin bir saatte taşıdığı su miktarıyla bir uçağın bir saatte taşıdığı su miktarını karşılaştırdılar. Ve buradan da ortaya çıkıyor. Burada bir kara propaganda olduğu, kara propaganda yapıldığı. Bugün devlet çok açıktır ki canla başla bu orman yangınlarını söndürmek için mücadele etmektedir. Burada aslında siyasi bir tavır almak, siyasi bir karar almak gerekir. Bizde eksik olan şey nedir? Şu anda Türk devletinin eksik yaptığı, Türkiye hükümetinin eksik yaptığı nedir diye sorarsanız, eksik olan şey PKK'ya karşı mücadelede net, daha net bir tavır almaktır. HDP'nin derhal kapatılması gerekir. Buradaki net tavır budur. Kendisini PKK savunucusu ilan eden, PKK'nın kolu, PKK'nın uzantısı, PKK'nın örgütü konumundaki HDP, ormanlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz, yeşil vatanımız yanarken elini kolunu sallayarak siyaset yapmakta. Bu HDP hala Yüce Meclisimizden aldığı maaşla, bizlerden aldığı maaşla siyaset yapmakta. Hala bizlerden aldığı, devletimizden aldığı 10 milyonlarca lirayla yine siyaset yapmakta ve PKK'yı desteklemekte. Bunlara müsaade edilemez. Küçük bir virgül rica edeceğim sizden. Hem bir son durumu aktarmak istiyorum değerli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz için. Hem de bir telefon bağlantımız var. Akut Antalya Bölge Sorumlusu Yılmaz Sevgül bizimle birlikte. Ama öncesinde ben bir son durumu hemen aktarayım. 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı. Adana'da 2 noktada, Osmaniye'de 1 noktada, Antalya'da 3 noktada, Mersin'de 3 noktada, Muğla'da 2 noktada yangınlar devam ediyor. Sayın Sevgil, hoş geldiniz gece görüşüne. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasıl değerlendiriyorsunuz son durumu? Evet, ya her şeyden önce gerçekten çok yıpratıcı, ırpalayıcı bir süreç oldu hepimiz için. İnşallah bu tür olayları bir daha yaşamayız. Ama gerçekten çok büyük bir travma bizim için. Yani hem ekiplerimiz için hem de ülkemiz için her noktada, farklı farklı noktalarda sürekli bu olayın cereyan etmesi hepimizi şoke etmiş durumda. Şaşırıyoruz yani. Fakat yine de yani bundan sonrası için ne yapılabilir, bunları düşünmek gerekiyor. Tabii biz şu anda sahada uygulamalı olarak ekiplerimiz sürekli çalışıyor. Bundan sonraki yani olabilecekleri ve bu tür şeylere karşı nasıl önlem ve hazırlık yapılması gerekiyor artık. Nasıl önlemler alınmalı Sayın Sevgül? Yani şöyle, biz aslında ben bunu gündeme getiren kişilerden birisiyim. Yani şöyle, biz akut olarak da bir takım olabileceklerle ilgili öncesinde bir takım tedbir ve önlemler alıyoruz ya da uyarıyoruz. Ama orman yangınlarıyla ilgili gerçekten hiçbir hazırlığımız yok. Yani zamanında mesela özellikle Antalya bölgesinde Kızılçam ormanı olduğu için de ağırlıklı olarak bu orman türüne sahip olduğumuz için de yanıcı etkisi çok fazla olduğu için bu ormanın belirli bölgelerinde işte yangın önleyici ağaçlandırma yapılması ya da yerleşim yerlerinden en az 500 metre kesilerek başka yangın engelleyici ağaçların dikilmesi ya da dikilmemesi gibi bir takım şeyleri dile getiriyorduk. Ve maalesef bunları düşünürken ve söylerken bugün de bu sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Sadece bu şey değil. Tabii ki asıl şöyle bir sıkıntı var. İnsan yoğunluğunun çok fazla olduğu bölgeler var. Buralar da Kızılçam Ormanı içinde olan bölgeler. Ve buralar daha etkilenmedi. Yani Antalya'nın mesela batısını düşünürseniz, orası tamamen turizm bölgesi. Kemer, işte Çıralı, Olimpos, Adrasan gibi yerleri falan da düşündüğümüzde bunlar da yine aynı tehdit içinde. Yani burada olması gerekli olan yerleşim yerlerine, yerleşim yerlerine yakın olan yerlerde o Kızılçam ormanı kesilmeli. En az 500 metre uzunluğunda ya da 1 kilometre ise başka ağaç türleri dikilmeli ya da hiç yapılmamalı. Bunun böyle bir şeyi düşünülmeli bundan sonra diye düşünüyoruz.
yeniden ağaçlandırılacak yanan bölgeler, bunu biliyoruz. O zaman buna uygun yeni bir ağaçlandırma yapılması gerekiyor, öyle midir? Bu ayrı bir konu. Niye biliyor musunuz? Bu bizim ormanla ilgili politikamızı değiştirmemiz lazım. Yani Kızılçam ormanı çok hoyrat bir ağaç ve çabuk üreyen, çabuk ilerleyen, her yeri istila eden bir ağaç türü. Ve altında da hiçbir şeyi barındırmayan bir tür bu. Ve bu flora fauna için çok tehditkar bir orman türü. Ama kolay büyüdüğü için ve hoyrat büyüdüğü için, hiçbir bakıma ihtiyaç duyulmadığı için de bizim işimize geliyor bu tür. Ama yanıcı etkisi çok fazla bunun. Özellikle küresel ısınma etkisini de düşündüğümüzde bunlar artarak devam edecek. Neden küresel ısınma etkisi diyoruz? Yani küresel ısınma etkisi bunu direkt yaratmaz. Ama bir olası bir yanma olayını, havanın çok sıcak olması durumunda çok çabuk ilerlemesi demektir. İşte dünyada da biz bunların örneklerini görüyoruz yavaş yavaş. Yani dolaylı olarak etkiliyor. O yüzden bu politikayı değiştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o orman yapısını düşünmemiz lazım ve bunu bu konuyla ilgili, tabii ki çok zor bir konu ama şimdiden düşünmemiz lazım. Yani belki yeni açılan yerlere farklı türleri dikmek daha doğru olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sevgül. Değerli katkılarınız için, yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Sağ olun, var olun. Akut Antalya Bölge Sorumlusu Yılmaz Sevgül ile konuştuk. Sayın Şen'e dönmek istiyorum. Az önce Sayın Sevgül ifade etti. Bölgedeki ağaç yoğunluğunun, kızılçamların kolay yanabildiğini biliyor mudur sizce terör örgütü? Sayın Şen, sesinizi açabilir misiniz efendim? Duyamıyoruz sizi. Evet, şimdi duyabiliyoruz. Terör örgütü tabii ki yanıcı ormanı diyordur, yani tespit ediyordur da bir tür ormanlar yanar. Yani şimdi sosyal medyada çok yanlış olan şöyle, yani yanan yerlere zeytin dikelim, zeytin devamlı yeşil kalıyor, yanmaz. Hayır, öyle bir şey yok. Zeytin ağacı da yanar. Zeytin ağacı sonra bir tarım bitkisidir. Yani bu çok bilinçsizce sosyal medyada dolaşıyor. Tabii ki çabuk kendiliğinden bakım istemeden yetişen Kızılçam ormanının şey olması, yayılması bir zorunluluk. Yani bütün ormanla devletimiz ulaşamaz. Yani insanlar, medeniyet dağdaki ormana özel bakım yapamaz. Yani doğa kendiliğinden bu şeyleri, çam yüzyıllardan beri var olan orman örtüsü yapısı var. Yani her tür bölgede, her bölgenin kendine özgü ilçesi vardır. Ama ben yine konuyu şeye getireceğim, güncel şeylere. Tabii buyurun, siyasi buyurun. Konuları. Şu anda mesela terör örgütünün siyasi uzantısının kapatılması yönünde bir dava sürüyor Anayasa Mahkemesi'nde. Her ne kadar yani protesto ediliyor Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın meşgul olduğunu, yoğunluk içinde olduklarını, bu yani safsaklamak istediklerini açıklamış oluyor. Çok üzücü bu durum. Yani bu terör örgütünün uzantısı Anayasa Mahkemesi'nde olmasaydı belki de şu anda terör örgütü övünerek bu yangınlarını çıkardığını açıklayacaktı. Yani geçmişte açıkladılar, 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda da yani hep şey yaptılar, yani zaman zaman övünerek anlattılar ormanları kundakladıklarını. O Karayılan deren terör örgütünün inşelerinden, elebaşlarından, o da kibriti çakmağı silah olarak kullanılır, silahınız yoksa yan ormanları yakın filan diye İzmir'de, bilmem şurada, burada, her yerde yani o kundaklama yönünde emirleri de alıyorlar. Yani bir an önce bu terör örgütünün siyasi uzantısı kapatılmalı. Bu şeyle yani Kandil kendiliğinden o zaman örgütsüz kalacak. Yani zaten HDP'nin ben bir vatandaş olarak %4,5-5,5 civarında bir oyu varken, bir başka Atatürkçüyüm diye şey yapan, ortada dolaşan birileri, siyasi parti ve onun şeyleri, ilgilileri, yetkilileri övünerek HDP'ye oy yaptıklarını şey yaptılar. HDP'ye oylar yönlendirildi. Yani mevcut o %4-5 neyse HDP oyu zaten silah tehdidiyle
vatandaşa verdiriliyordu, zorla alınıyordu. Geri kalan oylar da yani bir siyasi partiden, CHP'den daha açık söyleyelim veya yeni CHP diyelim biz ona. CHP'den yönlendirildi yani insanlarda bu psikoloji öyle bir şey. Belki de birçoğu orada şimdi HDP sempatizörü olarak kaldılar. Yani CHP'ye belki de bir kısmı dönmedi yani. Böyle de bir durum var. Yani bu HDP bir an önce kapatılmalı. Zaten PKK'yı da sayın konuklar da söyledi. Bütün Türkiye biliyor. Amerika'nın siyasi kara gücü olarak şey yapılıyor. Yani bir kara gücümüz diye hitap ediyorlar. Yani Amerika bu bölgede tutunabilmek için terör örgütüne şey yapıyor. Yani inşallah Amerika bu bölgeden defolup gidecek. Bu terör olayları da daha alacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın Şen. Günün öne çıkan haberlerinden biri de emekli amiral Cihat Yaycı'nın açıklamalarıydı Sayın Üsküplü. Burada bir kasıt var. Devlet Yunan PKK terörüyle karşı karşıya diyerek farklı bir noktaya da işaret etti. Türkiye terörle mücadelesini, terör koridorunu parçalamak için güney sınırlarında sürdürürken bir taraftan da Mavi Vatan'da mücadele devam ediyor. Bu noktaya baktığımız zaman Sayın Cihat Yaycı'nın açıklamalarını nasıl yorumlamak lazım? Yunanistan, Amerika'nın maşası konumundadır. Yunanistan'ın Türkiye'ye edeceği tehditler ya da Türkiye'ye karşı yapacağı eylemler, etkinlikler ancak Amerikan emperyalizminin maşası olarak yapacağı etkinliklerdir. Bugün biliyorsunuz Amerika Yunanistan'a çok sayıda üs kurmuş durumda. Yunanistan'daki Amerikan üsleri aslına bakarsanız Türkiye'yi tehdit etmek amacıyla kurulmuş olan üslerdir. Türkiye bugün Amerika tarafından çevrelenmiştir. Burada bence meseleyi Yunanistan diye değil, Amerikan emperyalizmi diye net bir şekilde koymak lazım. Yani biz maşayla değil, o maşayı tutan elle mücadele edeceğiz. Türkiye'nin düşmanı Amerikan emperyalizmidir. Arkasındaki emperyalizmi çekin, Yunanistan'ın ne Türkiye aleyhine konuşacak bir sözü kalır, ne Türkiye aleyhine herhangi bir eylem, herhangi bir iş yapması mümkün olur. Somut bir şey koyalım ortaya. Bakın bugün Türkiye, Amerika'ya karşı mücadele etmekte. Hem de nerede ediyor bu mücadeleyi? Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya karşı silahla mücadele ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda Amerika'ya karşı siyasi olarak mücadele ediyor. Doğu Akdeniz'de Amerika'ya karşı silahla mücadele ediyor. Doğu Akdeniz'de silahla mavi vatanımızı Türkiye korumakta. Amerika'ya karşı yine iç cephede teröre karşı mücadele ediyoruz. PKK terörüne karşı, bölücülüğe karşı. Dört cephede süren bir savaş bu. Şimdi buraya yeni bir cephede açılıyor. Burada terör kartını ortaya sürmektedirler. Ancak şunu söyleyelim. Kaybettiler bunlar. PKK kaybetmiştir, Amerika kaybetmiştir, HDP de dolayısıyla burada kaybetmiştir. Bunlar kaybolan kuvvettir. Bu yangınlar kısa süre içerisinde söndürülecek. Göreceksiniz. Onlar ne kadar söndüremezsiniz diye düşünseler de en fazla 1-2 gün içerisinde yangınlar söndürülecektir. Şu anda da yangınlar artık büyük ölçüde açıklamalarla da bizim de gördüğümüz kadarıyla büyük ölçüde söndürülmüş, kontrol altına alınmaya başlamıştır. En azından yaşamsal alanları tehdit eder noktada, şehirleri, kentleri, Manavgat'ın açısından söylüyorum, tehdit eden noktadan kurtulmuş bulunmaktadır. Bundan sonra da böyle bir kundaklama yapmaları çok fazla mümkün görünmemektedir. Çünkü dolayısıyla hem halkımızın hem güvenlik güçlerimiz artık bu konuya karşı daha alarmda olacaklardır. Şu anda yapılması gereken şey terörün tam olarak bitirilmesidir. Biraz önce söylediğimiz gibi. Terörü tam olarak bitirmek de topyekün bir mücadeleyle olur. Türk Silahlı Kuvvetleri, polisimiz, İçişleri Bakanlığımız olağanüstü bir başarı gösteriyorlar. Teröre karşı silahla mücadele ediyorlar. Bu başarının siyasi bir mücadeleyle tamamlanması, şahlanması gerekir. Bu da HDP'nin kapatılmasıyla olur. Anayasa Mahkemesi'ne buradan sesleniyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin başkanına da buradan sesleniyoruz. Ormanlarımız, şehirlerimiz, kentlerimiz, köylerimiz, evlerimiz yanarken HDP'nin özgürce PKK'yı desteklemesine izin verilemez. HDP derhal kapatılmalıdır, bu bir. İkincisi, Türkiye'de bir ittifak oluşmakta. Bakınız, kendisine Millet İttifakı diyen ittifak HDP ile kol kola, yan yana ve o ittifaktan tek bir açıklama bile gelmiyor. Şu ana kadar bir orman yansa, bir orman bir candan kıymetlidir açıklamaları yaparlardı. Nerede o çevrecilerimiz şu anda? Nerededir o çevreciler? Nerede o açıklamaları yapan insanlar? Sayın Ormanlarımız HDP'nin yanarken. HDP'nin açıklamasına da bir yanıt vermek ister misiniz? Ben bir cümleyle aktarayım. En azından servis ettikleri başlıkla aktarayım. Ayrıntılarına bakmışsınızdır diye tahmin ediyorum. HDP Genel Merkezi yangınlar başladıktan saatler sonra bu açıklamayı yaptı. Çok uzun süre sizin de ifade ettiğiniz gibi sessizlerdi.
Ormanlara ve doğaya yönelik rantçı ve düşmanca politikaların karşısındayız demişler. Nasıl çıkmışsa çıksın gibi bir ifadeyle yine burada bir devlete hedef alan açıklama ihtiyacıyla bir metin yayınlamışlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz HDP'den gelen bu açıklamayı? Bakınız, HDP PKK'nın uzantısıdır ve koludur. Yine oradan başlayalım. PKK ormanlarımızı yakarken HDP'nin de çıkıp nasıl yakılırsa, nasıl yanarsa yansın demesi çok anlamlı. Çünkü HDP şunun farkında, bundan belki bir ay sonra, belki üç ay sonra PKK çıkacak ve bu orman yangınlarını üstlenecek. Hemen bu dakikada üstlenmeyebilir. Çünkü PKK'nın şu anda bunları üstlenmesi HDP ittifakına zarar verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin seçmeni bunları kabul etmeyecektir. Şu anda büyük bir tabii ki infial var milletimizde. Dolayısıyla PKK şu anda kendi yaptığını gizleyebilir. Ben yapmadım da diyebilir. Ancak uzmanların görüşleri de ortadadır, veriler de ortadadır. Yine güvenlik teşkilatlarımız, istihbarat teşkilatlarımız gerekli araştırmayı yapacaktır. Bu araştırmaların sonuçlarını da kamuoyuna elbette ki uygun gördükleri bir zamanda açıklayacaklardır. Bizler siyasetçi olarak, bizler Türk milletinin birer ferdi olarak buna karşı ne yapacağız, bunu konuşmak durumundayız. Bugün PKK ile yan yana durmak kabul edilebilir mi? Ben yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyelerine, değerli seçmenlerine, İyi Parti'nin yine kendisini milliyetçi olarak tanımlayan, ben milliyetçiyim diyen seçmenlerine, üyelerine sesleniyorum. HDP ile ittifakı nasıl kabul edersiniz? HDP ile yan yana nasıl durursunuz? HDP PKK'dır. Ormanlarımızı, köylerimizi, evlerimizi kundakladığını anlatan, bununla övünen PKK ile ittifakı nasıl kabul edersiniz? Biz bir saldırı altındayız. Bu saldırıyı çok kısa zamanda atlatırız. Türk devleti güçlü bir devlettir. Burada hem orman teşkilatımız, hem polis teşkilatımız, itfaiyemiz dört bir elden buna karşı mücadele etmektedir ve vatandaşlarımız hiç korkmasınlar. Bir iki gün içerisinde bu belayı da kolaylıkla atlatırız ve tekrar bir üretim devrimiyle Türkiye'nin ekonomisini ayağa kaldırırız. Türkiye'yi bir orman ülkesi haline getireceğiz. Gür bir şekilde yetiştireceğiz. Tabii uzmanlarımız karar verecektir. Hangi orman, hangi ağaç yetişir? Biz bu konunun uzmanı değiliz. Uzman olmadığımız konuda konuşmak doğru olmaz. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. En önemli mesele üretimdir. Bugün o üretim araçları yanan çiftçimiz şunu söylüyorlar. Onlarla konuştuk. Evim yandı, arabam yandı, motorum yandı. Önemli değil ama şu traktörüm yanmasa iyiydi. Traktör bizi yaşatır diyorlar. Burada çiftçimiz üretim yapmak istiyor. Biz şimdi bu yangın atlatıldıktan sonra köylere gitmeye devam edeceğiz. Manavgat'ımızın köylerine gideceğiz. Manavgat'ımızın köylerinde üretime tekrar nasıl başlarız? Bunları uzmanlarımızla beraber giderek, köylülerimizle birlikte planlayacağız. Manavgat'ın köylerini tekrar ayağa kaldıracağız. O ağaçları tekrar yerine dikeceğiz. Daha da güçlü, daha da diri olacak. Hiç PKK hiç övünmesin ağaçları yaktım, köyleri yaktım diye. O köyler daha da güzel köyler haline gelecek. Hiç sevinmesinler bizim seralarımızı yaktılar diye. Daha da verimli seralar yapacağız. Hiç Amerika oralardan da biz bu milleti böleriz bu yangınlarla diye düşünmesin. Tam tersine milletimiz bu yangınlar, bu saldırılar karşısında daha da birleşmektedir. Bir üretim devrimi var Türkiye'nin önünde. Onlar saldırırlarsa biz onlara karşı birleşiriz. Türkiye'nin bir Türkiye ittifakına ihtiyacı var. Nasıl FETÖ saldırısına karşı, 15 Temmuz'a karşı topyekün mücadele ettiyse, milletimiz birleştiyse, bugün de PKK'ya karşı, FETÖ'ye karşı, Amerikan emperyalizmine karşı topyekün, milletçe, birleşerek cevap vermenin zamanıdır. Türkiye ittifakının artık zamanıdır. Bu Türkiye ittifakıyla bir milli hükümet kurarak üretimi yeniden planlarız, ayağa kaldırırız, fazla fazlasını yaparız. Çorak arazilerimizi de ağaçlandırırız. Zeytin ağaçlarımızı ekeriz oraya. Tarım alanlarımızı açarız. Mazotumuzu 7 liraya, 7,5 liraya değil, 4 liraya, 3,5 liraya veririz köylümüze. Köylümüze destek akçalarını arttırırız. Köylümüze verilen kredilerin faizlerini ortadan kaldırırız. Geri ödemesiz hale getiririz. Bakınız bunlar da çok önemli. Bizim 1-2 gün sonra bu yangınlar duracak. Ancak bu yaraları sarmak için Türkiye'nin üreticisini baş tacı etmesi lazım. İstanbul'a beton dökmeyeceğiz. İstanbul'a beton dökmeyelim. Anadolu'ya su verelim. Antalya'ya, Marmaris'e, bu yanan ormanlarımıza sular verelim. Oranın sulama şebekelerini yenileyelim. Burada tropik tarımı öne çıkartalım. Uzmanlarımızla beraber, devletin planlama kuvvetiyle birlikte bunları adım adım yapalım. Türkiye'yi ayağa kaldıralım. Türkiye'nin
Avrasya'nın büyük kuvveti olmasının zamanı gelmiştir. Biz bu Badire'den, bu saldırıdan, bu PKK'nın bize karşı giriştiği bu saldırıdan daha da güçlenerek, daha da kuvvetlenerek, daha da birleşerek çıkacağız. Ve PKK yenilecektir, ezilecektir. Göreceksiniz HDP de kapanacaktır. Kaybedecekler. Kaybediyorlar. Bize karşı giriştikleri her saldırıda daha da kaybedecekler. Bize karşı yaptıkları her terör eyleminde daha da yok olacaktır. Bir taraftan az önce Sayın Şen de ifade etti. Uçak kiralama yöntemine gitti Türkiye dedi. Rusya'dan gelen uçaklar şu anda yangınla mücadelede görev alıyorlar. Azerbaycan uçak gönderiyor. İran'da yardıma hazır olduklarını ifade etti. Sayın Şen, siz neler söylemek istersiniz? Ben Sayın Üsküp Başkanımızın söylediklerine büyük ölçüde tamamen katılıyorum. Yani çok güzel tema anlattı. Devletimiz geçmişte yakılan ormanları ben takip ediyorum bir vatansever olarak. Hiç öyle yandığı gibi kalmadı devletimiz bu politikası. Yani gayet güzel. Ağaçlar yenileri dikiliyor yalan yerlere. Tabii ki orman kolay yetişmiyor. 100 yılda yetişiyor ama yapılacak başka bir şey yok. Yani devletimiz bunu şey yapıyor. Ben kısaca tekrar şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Halit Refik'in bir kitabı çıktı. Ölmeden birkaç yıl önce sanırım. 3-5 yıl önce. Yani 2004'te mi 5'te mi o yıllarda çıktı kitap. Tek Umut Türkiye'de bir kitap. Kitabın şeysi, özeti şöyle, yani ana fikri. Türkiye Kuzey Irak'ta Amerika'ya rağmen bir müdahale yaparak şey yaparsa, yani varlığını Kuzey Irak'ta gösterir, Amerika'yı restini çeker, orada şey yaparsa Amerika Orta Doğu'yu terk etmek zorunda kalır. Emperyalizm de Türkiye sayesinde böylece bitebilir diye bir ana fikri var kitabın. Ben öyle şey çıkardım. Bu Amerika bu bölgeden defolup gidecek inşallah. Bu önce tabii Türkiye'de bu Amerika'nın silahlı gücüm dediği terör örgütünün siyasi uzantısının kapatılmasının ardından, yani bu terör de daha şey olacak, orman yangınları da, terör de daha böyle kundaklamalar falan kolay yapılamayacak yani. Ayrıca Türk Yılmaz'ın belirttiği gibi tabii FETÖ terör örgütü de durmuyor da sinsice, yani PKK ile büyük ölçüde işbirliği yaparak, Türkiye'nin düşmanı her kimse onlarla işbirliği yaparak parlamentomuzu bombalayan FETÖ terör örgütü de bu işte yani böyle sinsice var, yani öyle veya böyle. Çok teşekkür ediyorum Sayın Şen. Aramıza değerli bir isim daha katıldı. Ulusal Kanal Adana temsilcisi Yalçın Semir Akarsu. Sayın Üsküplü, rica edeceğim Yalçın'ın aktaracaklarını dinlemenizi. Çünkü Yalçın da uzun süredir yangın noktalarını geziyor. Adana'da tek tek yanan tabii köylere gitti, vatandaşlarla sohbet etti. Oradaki izlenimleri nasıldı? Merak ediyorum. Mesela köylü nasıl karşıladı bu yangınları Yalçın? Bir de senin tespitlerin neydi? Neler anlattılar? Bölge halkı neler söyledi? Daha önce hiç böyle bir şeyle karşı karşıya kalmışlar mı? Evet Deniz Çağlayan, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Konuklarımıza da merhabalar. Adana'da birkaç gündür yangın devam ediyor. Kozan ilçesinde 3 gündür devam eden bir yangın var maalesef ki. Aladağ bölgesinde de devam eden yangın İmamoğlu ve Karaysalı ilçelerine de sıçradı. Şu an itibariyle oralarda da söndürme çalışmaları devam ediyor. Ama Kozan ilçesindeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Oralara çok ciddi bir çalışma yürütüyor ekiplerimiz diyebiliriz. Bunun dışında köylülerle konuştuk bugün. Birçok köyü ziyaret ettik. Özellikle Kozan'ın Kız Tekisi bölgesinde yaklaşık 25 tane ev yanmış durumdaydı. Oradaki köylülerle konuştuk. Köylülerin dediği şu, hepsi PKK'yı işaret ediyor. Öncelikle sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim, hepsi PKK'yı işaret ediyor. Ve hepsi HDP kapatılsın diyor. Bunları koymak lazım öncelikle. Yangın çıkmadan hemen önce bir eski köy muhtarımız anlattı bunu da bize. Hemen aşağıda bir gölet var. Göletin orada çok ciddi bir patlama sesi duyuluyor.
arkasına birkaç noktada aynı anda yangın çıkmaya başlıyor. Yani burada bir sabotaj olmama ihtimali yok diyor. Köylülerimiz de bunu söylüyorlar. Bugün yine Vatan Partisi İl Başkanımız Selver Kaplan, Adana İl Başkanı, bölgede bazı temaslarda bulundu. Oradaki mağdurlarla görüştük diyeyim. Yani o görüşmeler sırasında bir de canlı yayına katılıp tekrar Vatan Partisi İl Başkanı'yla birlikte bağlandık. Çok önemli açıklamalar yaptı. Onu da aktarmamız gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'ne seslendi ve HDP kapatılsın dedi. Yani sonuçta köylü bunun farkında. Köylü biliyor. PKK yaptı diyor. Yine bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız da bir röportaj yaptık. Orada temasta bulunduk. Adana Büyükşehir Başkanımız da PKK'yı işaret etti. Daha önce Zeydan Karalar, daha önce PKK böyle eylemler yapmıştı. Yine PKK'yı işaret etti. Köylü PKK'yı işaret etti. Amerika kara gücüm diyor PKK'ya. HDP PKK'nın siyasi uzantısı. Yani burada sonuç yine Vatan Partisi İl Başkanı'nın koyduğu yere dayanıyor. Anayasa Mahkemesi'ne seslendi bugün ve dedi ki HDP'yi kapatın. Yoksa istifa edin dedi. Yani burada bunu görmek lazım. Oradaki bölgedeki insanlar bunun farkında. Yani yangın devam ediyor. Canları yandı o insanların. Birçok ev kullanılamaz halde. Ve bunun sorumlusunu PKK olarak görüyorlar. Ve yetkililere seslendiler bizim aracılığımızla. Yani bölgede halkın nabzı bu şekilde. Aslında bölge halkı da faili biliyor ve faile işaret ediyor diyebiliriz. Sayın Üsküplü, Adana'daki bu durumu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Sizin de benzer ifadelerle aktardığı bölgedeki izlenimlerini Yalçın. Sahaya giden bütün arkadaşlarımız, bütün uzmanlarımız da aynı ifadeleri kullandılar. Bu tabii sahadaki vatandaşlarımız uzun yıllardır oradalar, bölgeyi en iyi bilen kendileri. Dolayısıyla hangi yangının doğal, hangi yangının yapay, kundaklama olduğunu bizlerden çok daha iyi anlamaları doğaldır. Bugün sadece Manavgat ve Antalya değil, tüm Türkiye, bütün Türkiye saldırı altındadır. Gördüğünüz gibi 70'in üzerinde bölge, sadece sahil bölgeleridir, Kayseri. Yine sadece hatta ormanlarımızda değil biliyorsunuz Topçu ve Füze komutanlığımıza da bir kundaklama girişimi yine aynı anlarda, aynı günlerde oldu. Çok açıktır bütün veriler burada kuvvetli bir şekilde bunun arkasında PKK'nın olduğunu, PKK'nın bir terör saldırısı olduğunu göstermekte. Fakat az önce ifade ettiğim gibi PKK bu saldırının altında kalacaktır, ezilecektir. Bu saldırının karşısında buradan büyüyerek değil, tam tersine küçülerek yok olarak çıkacak PKK. Kaybedecekler burada. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak, Türk milleti kazanacak buradan da. Bu terörün içerisinde boğulacaklar, kendi yaptıkları saldırının içerisinde boğulacaklar ve bunun altında kalacaklar. HDP kapanacak, göreceksiniz çok kısa bir süre sonra ve HDP'nin kapanmasıyla beraber Amerika'nın Türkiye'deki bu yaratıcı yıkıcılık, kışkırtıcılığı da ortadan kalkmış olacak. Amerika'nın Türkiye'de bir Amerikancı hükümet kurma iddiaları da ortadan kalkmış olacak. Her yerde kaybeden Amerika, Türkiye'de de kaybedecek. Vatandaşlarımızın içi ferah olsun, müşteri olsunlar. Temel mesele Türkiye ittifakında birleşmektir. Temel mesele Türkiye gemisinde birleşmektir. Vatan Partisi uzun yıllardır uyarmakta, Türkiye'ye karşı tehdidin Amerikan emperyalizminden geldiğini uzun yıllardır söylemekte. 2015 yılından beri de Türkiye gemisinde birleşelim çağrısı yapmaktadır emperyalizme karşı. Bugün Türk milleti artık bunun tek çare olduğunu, Türkiye gemisinde birleşmenin, Türkiye ittifakında birleşmenin tek çare olduğunu hızla görecektir. Amerika'nın tarafında olmayı seçenler, Biden tayfasının yanında olmayı seçenlerse milletimizden tecrit olacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener, eğer Biden tayfasının yanında kalmaya devam ederlerse siyaseten yok olur ve giderler. Arkalarında da bir kişiyi bile bulamazlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni de, oy verenler, vatandaşlarımız da, İYİ Parti'nin kendisini milliyetçi olarak tanımlayan seçmenine de sesleniyoruz. İbret olsun bu görüntüler, bu gördüğümüz bu yangın, bu alevler, ibret olsun. Kiminle ortaklık yaptıklarını görsünler. Türkiye'yi yakan, yangın yerine çevirenlerle ortaklık yapılmaz. Ortaklık yapılmaz. Hiç kendimizi gizlemeyelim. Hiç gerçeklere gözlerimizi kapatmayalım. Kocaman bir gerçek ortadadır. Saldırıların arkasında PKK olduğu göreceksiniz. Zaten güvenlik kuvvetlerimiz de bunu önümüzdeki süreçte tespit edecektir.
Bakınız Suruç'ta bomba patladı. Kim koydu o bombayı diye soruyoruz. Bugün hala IŞİD'den bahsediliyor. O bombayı PKK'nın koyduğu, o bombayı PKK'ya destek amacıyla o bombanın konulduğu çok açıktır. Ankara'da HDP mitinginde bomba patlar. O bombanın arkasında da PKK'nın olduğu çok açıktır. Burada o bombalarla hatırlarsanız 2015 seçimlerinde, 7 Haziran seçimleri öncesinde bomba patlaya patlata, vatandaşlarımız katlede katlede HDP baraj atlatıldı HDP'yi o dönem. Bugün de PKK'nın bu çirkin saldırıları yaptığını görüyoruz. Bu saldırıların altında kalacaklar. Önümüzdeki süreçte milletimiz bunlara cevabı birleşerek verecek, bir milli hükümeti kurarak verecek. Bizler Vatan Partisi olarak vatandaşımızın yanındayız. Yangın boyunca 3 gündür köylülerimizin yanındaydık. Bundan sonra da orada olmaya devam edeceğiz. Yaralar sarılırken de orada olacağız. Uzmanlarımızla gideceğiz, ziraat mühendislerimizle gideceğiz, üreticilerimizle gideceğiz. Üretim kurultaylarını yanan köylerimizde yapacağız. Üretim kurultaylarımızı toprağını kaybeden köylerimizde yapacağız. Orayı nasıl ayağa kaldıracağımızı konuşacağız hep birlikte. Daha güçlü, daha büyük geleceğiz. Daha çok ormanımız olacak, daha çok üreteceğiz. Daha güzel evlerimiz olacak. Müşteri olsun vatandaşlarımız. Terör bizi korkutamaz. Bu saldırılar onlar korktuğu için oluyor. Terör bizden korksun. Mafya babaları tehdit etmeye başlamışlar. Korktuklarının göstergesidir. Türk milletini korkutamazlar. Bunu da görsünler. Gerçekleri de söylemekten asla korkmayacağız. Bunun da mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Milletimiz birleşerek bu saldırının da üstesinden dediğim gibi güçlenerek çıkacaktır. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü'ye çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkıları için, izlenimlerini bizimle paylaştığı için emekli itfaiye amiri Şakir Şen'e de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Şen, eklemek istediğiniz varsa lütfen buyurun, birkaç cümleyle son sözlerinizi alayım, sizi uğurlayayım. Son sözlerimi şöyle, basını bile takip ediyoruz da bu siyasi yelpaze denirdi eskiden, şimdi o ittifak şeklinde. O ittifakı destekleyen basındaki kanat, böyle bir kundaklamadan filan en küçük bir şey yapmıyor, yani temas etmiyor, kundaklama olabileceği yönünde bir şeyler yer almıyor yani o kesimi, yani Millet İttifakı'nı destekleyen basın organlarında kundaklama olabileceği yönünde en küçük bir şey yok yani haber. Çok üzücü tabii ki, yani PKK'nın yaptığı bu çirkin, vatanın her şeyine kıyan, ormanına da canına da kıyan bu terör örgütünü kolladıklarını fark etmiyorlar belki de yani. Üzülüyor insan. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. İki kıymetli konuğumuza da değerli katkıları için sağ olun, var olun efendim. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Yalçın Semir Akarsu'yla bölgedeki son durumu konuşmaya devam edeceğiz. Yalçın Semir Akarsu, Adana'nın şu an hangi bölgelerinde yangın devam ediyor? Bize gelen bilgilendirme raporunda hali hazırda iki noktada yangının devam ettiğini ifade ediyor Tarım ve Orman Bakanlığı. Evet, şu anda Karasalı bölgesi, Aladağ bölgesi ve İmamoğlu, yani bu yangın tek sayılıyor ve aynı zamanda Kozan ilçesinde de kısmen yangın devam ediyor. Büyük oranda da kontrol altına alındı. Orada da ekip, yani çok yoğun bir destek çalışması sürüyor. Bugün Ömer Çelik Bakanımız geldi. Bölgeye intikal ettiler. Onun dışında Büyükşehir Belediye Başkanı bölgeyi ziyarette bulundu. Zeydan Karalar. Çok yoğun bir çalışma sürüyor orada. Şu anda iki bölgede var. Ama İmamoğlu Karaysalı bölgesindeki yangın, Aladağ'dan sıçrayan yangın ve söndürme çalışmaları da aynı zamanda devam ediyor bölgede. Bölgede yani temel ihtiyaçlar nedir? Vatandaşların en çok zarar gördüğü alanlar ne oldu? Üreticilerimiz, besicilerimiz büyük zarar gördü diye biz gelen görüntülerden ve sizin aktardıklarınızdan öyle anlıyoruz. Yani şimdi Kozan'ın dağlık bölgeleri oralar. Genelde hayvancılıkla ve bahçe bitkileriyle uğraşıyorlar. Kozan açısından söyleyeceksek. Aladağ'da da benzer bir durum var. Bazı tarım alanları da mevcut tabii ki yer yer. Dağlık bölge olduğu için çok sık tarım alanları yok. Buralar çok ciddi zarar görmüş durumda. Hayvancılık noktasında da bir zarar söz konusu. Hayvanları telef olan vatandaşlarımız var bölgede. Ama büyük oranda hani canlarını kurtardılar. Herhangi bir ölüm söz konusu değil. Valimiz de açıklama yaptı.
Onun dışında Büyükşehir Belediye Başkanımız açıklamalarda bulundu. Bakanlarımız açıklamalarda bulundu bölgede. Takip ettik o açıklamaları da. Kısa sürede Kozan bölgesi için söndürme, soğutma çalışmaları başlayacak. Bir bölgede de zaten küçük bir bölge, Akdam Köyü bölgesinde civarında yangında kontrol altına alındı sayılır şeklinde yorumlar yaptılar. AFAD'dan görüştüğümüz yetkililerde. Bölgede temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Yani şöyle bir ortam gördüm. Kozan'ın çarşısında vatandaşlar, esnaflar daha doğrusu, birleştiler esnaf ve yardım kampanyası başlattılar. Bölgeye doğru sürekli bir yardım akışı söz konusu. Diğer şehirlerden de itfaiye ve ilk yardım desteği, UMKE bölgede destekler hani yoğun bir şekilde devam ediyor. Oradaki vatandaşlarımız daha çok şu anda ihtiyacı olan, temel ihtiyacı olan yatacak yer. Bu konuda da valilik bir açıklama yaptı dün gece saatlerinde. Birçok vatandaş hem köy evinde kalıyor, şehirde de yani Kozan merkezinde de akrabaları var. Aladağ içinde aynı şekilde. Merkezde akrabaları var. Oralara yerleştirildi vatandaşların birçoğu. Evi bulunmayan vatandaşlar için de bölgede bulunan yurtlar, misafirhaneler açıldı. Yani bu konuda da bir problem yaşamıyor orada bölgedeki vatandaşlarımız edindiğimiz bilgiye göre. Bunun yanı sıra bölgede yine Kızılay Adana Başkanı'yla temaslarda bulunduk. Onlar da yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bölgede Kızılay hayvanlara yönelik de çalışmalar yürütüyor. Orada telef olan hayvanlara veya yaralı olan hayvanlara yönelik çalışmalar yapılıyor. Onların kaldırılma çalışması ve ilk yardım çalışmaları devam ediyor. Yani bölge ile alakalı aktaracaklarımız bu şekilde Kozan tarafı. Yani tabii bu Aladağ bölgesi de içinde geçerli. Hemen hemen üretim şekilleri aynı iki bölgede de Kozan'da, Aladağ'da da ve şu anda yangının sıçradığı İmamoğlu ve Karayasalı bölgede genelde dağlık bölgeler oralar, ormanın yoğun olduğu bölgeler. Yangına müdahale nasıl yapılıyor? Ekipler nasıl bir müdahalede bulunuyorlar? Havadan ve karadan mı devam ediyor çalışmalar? Şimdi gündüz saatlerinde Aladağ'daki yangın daha İmamoğlu ve Karayasalı'ya böyle çok büyük bir şekilde sıçramamıştı. Ama ilerleyen saatlerde yangın biraz büyüdü o bölgelerde. Biz Kozan'a doğru giderken İmamoğlu'ndan geçtiğimiz vakit herhangi bir yangına dair bir emare yoktu yol üzerinde. Ama biraz daha birkaç saat sonra falan çok ciddi bir duman kapladı İmamoğlu'nun üzerine. O bölgede yangın biraz yoğun. Ancak hem havadan müdahaleler devam ediyordu gündüz saatlerinde, hem de karadan bazı bölgelere müdahale edilebiliyor. Ama genellikle dağlık bölge olduğu için karadan müdahale çok zor. Yani bu anlamda ekipler gerçekten zorlanıyor. Yine canla başla vatandaşlarla, köylülerle birlikte AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri, zabıta ekipleri bölgede çok ciddi çalışma yürütüyorlar. Genelde havadan müdahalelerle söndürülme ve soğutma çalışmaları yürüyor diyebilirim ancak bölge için. Çok teşekkür ediyoruz. Ulusal Kanal Adana temsilcisi Yalçın Semir Akarsu bize bölgedeki son durumu ve izlenimlerini aktardı. Teşekkür ediyoruz değerli katkıları için. Yeşil vatanımızda ormanlarımızı kimin yaktığını gayet iyi biliyoruz ve konuklarımız da aslında bu ateşin nasıl söndürüleceğine işaret etti. Bu ateş HDP kapanmadan sönmez dediler. AYM Başkanı Zühtü Arslan'a da çağrıları vardı. Göreviniz bu kadar ağır değil, olmamalı. Göreviniz bir an önce bu terör ateşini söndürmek olmalı diye de AYM Başkanı Zühtü Arslan'a seslendiler efendim. Biz haberlerimize devam edelim. Yangınlara mücadele kararlılıkla devam ederken Ulusal Kanal ekibi de Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ndeydi. Merkezde 7/24 esasına göre yangın söndürme çalışmaları koordine ediliyor. Muhabirimiz Buse Genç Türk ve kameramanımız Tansev Karan'ın görüntüleriyle ayrıntıları haberimizde. Bir eksik müdahale var mıdır? Asla yok. Türkiye 3 gündür çıkan yangınlarla kararlılıkla mücadele ediyor. Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi ise 7/24 aktif olarak çalışıyor. Merkezde bulunan mühendisler nöbetleşe çalışarak yangın söndürme çalışmalarını koordine ediyor. Olağanüstü durum nedeniyle askeriyenin takviyesiyle birlikte 7 İHA görev yapıyor. Hatay'dan İstanbul'a kadar 7/24 çalışan İHA'ların ormanlardan aldığı anlık görüntüler ve koordinatlar yangın yönetim merkezine aktarılıyor.
pikap kamyonlar, uçaklar İHA'dan gelen görüntülerle o noktaya yönlendiriliyor. Bu araçlarda da bulunan tabletler aracılığıyla, navigasyon sistemiyle o yönlendirme yapılıyor. Antalya bu merkezde Trabzon 3 aracı var. Bu merkezde yerli yazılıma sahip yangın yel sistemi kullanılıyor. Sistem telefon ve telsizi birleştiriyor. Haberleşme esnasında oluşabilecek herhangi bir iletişim sorununda devreye giren yangın sel sistemine cep telefonları ve telsizler entegre ediliyor. Bu sayede yangın yönetim merkezi yangın bölgesiyle rahat şekilde iletişim kurabiliyor. Yangınlara müdahalede ise sahada geniş bir ekip çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlarda müdahalede yer alan araç ve personel sayısını duyurdu. Üç uçak, 7 İHA, 38 helikopter, 620 arazöz ve 45 itfaiye aracı yangın söndürme çalışmalarında görev alıyor. 187 sağlık personeli ve 4000 personel aktif olarak sahada çalışıyor. Mağdurların barınma ve beslenmesi içinse 3 kredi yurtlar kurumu yurdu ve 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu kullanılıyor. 20.400 kişiye de her gün yemek dağıtılıyor. Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde 3 adet Rus B-200 yangın söndürme uçağıyla destek verdiklerini duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada yangınların en kısa sürede söndürülmesini temenni ederiz denildi. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine Rusya da destek verdi. Ruslar 3 adet B-200 tipi yangın söndürme uçağının görev yaptığını bildirdi. Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yangınların bir an önce bitmesini temenni ediyoruz ifadesi yer aldı. Öte yandan kardeş Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla bir amfibi uçağı ve 500 kişilik bir ekiple yangınla mücadelede yardımda bulunacak. Aliyev, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkının yanındayız dedi. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı yangınlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Az önce konuşmuştuk. Ayrıntılarına bir bakalım şimdi ne söyledi Sayın Amiral diye. Yangınların rastlantı veya ihmal sonucu çıkmadığına işaret ediyor Cihat Yaycı. Burada bir kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan PKK terörüyle karşı karşıya dedi. Türkiye, ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Konuyla ilgili emekli tümamiral Cihat Yaycı bir televizyonda katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Bunda kasıt var, kasıt. Devlet Yunan PKK terörüyle karşı karşıyadır. Yangının çıktığı yerlerin ülkenin en verimli toprakları olduğunu kaydeden Yaycı, PKK'nın dolaylı yollardan da itirafları olduğunu ifade etti. İtiraf ettiler zaten. İtiraf ettiler. Yani bu ben komplo teorisi falan söylemiyorum. Cihat Yaycı, terör örgütünün elebaşlarının sözlerini ve Yunanistan makamlarının açıklamalarını hatırlattı. Terörist başının söylediğini söylüyorum. İkincisi de Yunanlı amiralin söylediklerini söylüyorum. Yunanlı eski istihbarat başkanının söylediklerini söylüyorum. Emekli tümamiral, devlet ciddi bir Yunan PKK terörüyle karşı karşıyadır uyarısı yaptı. Devlet ciddi bir Yunan PKK terörüyle karşı karşıyadır. Yaycı, yangınların kasti olarak başlatıldığını vurguladı. Bu bölgelerde bunlar rastlantı sonucu falan değildir. İhmal falan değil. Bunda kasıt var, kasıt. Orman sabotajlarının yaşandığı ilk dönemlerde Yunanistan'daki kamplarda eğitim gören teröristler Türkiye'de özellikle turistik bölgelerde orman yangınları çıkarmıştı. 1994'ten itibaren Türkiye'nin özellikle turistik bölgelerinde PKK'nın yangın çıkardığı medyada kendisine genişçe yer bulmuştu. Efendim şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra gece görüşü kaldığı yerden devam edecek. Efendim tekrar merhabalar. Gece görüşü kaldığı yerden devam ediyor. Ulusal kanal ekranlarında ve Ulusal Radyo ortak yayınında. Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabından ormanları yakanlarla ilgili
hapis cezalarını duyurdu ve bu açıklamaya göre ormanları yakmanın müebbet hapse kadar cezası var. Adalet Bakanlığı orman yangınlarına vesile olma ya da bilinçli olarak sabotaj yapma gibi eylemlere ilişkin suçlarla ilgili bilgiler paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada orman yangınına sebep olduğu belirlenenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nda öngörülen bilgiler yer aldı. Bu bilgilere göre devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis cezası alabiliyor. Bu kişilere ayrıca 20 bin liraya kadar adli para cezası verilebiliyor. Öte yandan kasten orman yakan kişiler 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin liraya kadar adli para cezasına çarptırılıyor. Dikkat ve sorumsuzluk sebebiyle orman yangını çıkaranlar içinse 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Ayrıca ormanlara 4 kilometre mesafede veya kanunun 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasak. Bu fiilleri işleyenler hakkında ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülüyor. Tema Vakfı, yangın çıkan ormanların tekrar ağaçlandırılması için düğmeye bastı. Bağış kampanyası saat 12 itibariyle başladı. Tema bağış kampanyasına vakfın internet sitesi üzerinden Bağış Yap ekranıyla katılım sağlayabilirsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu da ilginç bir fidan adımı attı. Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya'da yaşanan orman yangınları sonrası çok sayıda vatandaş fidan bağışı için kolları sıvadı. Tema Vakfı da hem internet sayfasında hem sosyal medyada hesaplarında paylaştığı mesajla yeni bir kampanya başlattı. Vakıf sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, ülkemizde çıkan orman yangınları sebebiyle zarar gören bölgenin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12'de kampanyamızı başlatıyoruz denildi. Bir adım da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, proje çalışmalarının başlatılmasına karar verdi. Buna göre liglerde görülen her sarı kart için 1 adet, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek. Peş peşe yaşanan orman yangınları nedeniyle yurt genelinde yeni tedbirler alındı. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Aydın, Kocaeli, Gaziantep, Çanakkale ve Niğde'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Eş zamanlı çıkan orman yangınları yurt genelindeki tedbirleri üst seviyeye taşıdı. 30 ilde ormanlara girişler yasaklandı. Valilikler kararlarını peş peşe açıkladı. İstanbul, Balıkesir, Aydın, Kocaeli, Gaziantep, Niğde ve Çanakkale'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. İstanbul Valiliği'nin orman yangınlarıyla mücadele kampında verdiği karara göre 31 Ağustos'a kadar kent genelindeki ormanlık alanlara kimse giremeyecek, orman çevresinde ve içinde mola verilmeyecek, orman alanlarında piknik yapılamayacak. Aynı kararı Balıkesir, Aydın, Kocaeli, Gaziantep, Denizli ve Çanakkale valilikleri de açıkladı. 30 Ağustos'a kadar bu illerde kimse ormanlık alanlara giremeyecek. Kamu, kurum ve kuruluşlarındaki orman yangınında kullanılabilecek her türlü araç ve gereçler de göreve hazır bir şekilde bekletilecek. Belediyelerin sorumluluğundaki çöp depolama alanlarının etrafına belediyeler tarafından yangın koruma bandı çekilecek. İzmir Valiliği ise Haziran ayında ormanlara giriş çıkışları yasaklamıştı. Yangınların artmasının ardından İzmir'deki ormanlık alanlarda güvenlik güçleri devriyeleri sıklaştırdı. İzmir şehir merkezine yakın olan Balçova ilçesindeki ormanlık alanlarda polis devriye gezmeye başladı. Yangın olasılığına karşı da arazözler bölgede hazır bekletiliyor. Denizli'nin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçedeki kanyona giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından en çok etkilenen Kalemler Mahallesi'nde vatandaşlar varını yoğunu elinden alan yangının failini net bir şekilde ifade etti. Yangını çıkaranın terör örgütü PKK olduğunu söyleyen vatandaşlar, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasını istedi. Vatandaşlar bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini de talep ediyorlar. Vatan Partisi İl Başkanlığı da bölgedeki incelemelerini sürdürdü.
Varını yoğunu yangında kaybeden vatandaşlar bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor. Köylüler olarak burada hayvancılık bir de tarım var. Başka bir geçim kaynağımız yok. Hepsi de şu an yok oldu zaten. İnşallah devlet yetkililerimiz bir an önce bir el atarlar. Bir afet bölgesi ilan ederler. Bir an önce daha hızlı bir şekilde toparlanırız. İnşallah hepimiz bir evimiz olur. İşimiz gücümüz olur tekrar. 50 yıllık birikimimiz gitti. Safi üstümüzde biz gömleğiyle kaldık. Ben bütün tarımla uğraşıyorum. Benim bütün aletlerim yandı. Ama bir an önce bizim devletimiz yaralarımızı sarması gerekiyor yani. Bize devlet mutlaka bir sahip çıkması gerekir. Biz devletimizden bunları bekliyoruz. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından en çok etkilenen Kalemler Mahallesi'nde vatandaşlar yangını çıkaranın terör örgütü PKK olduğunu söyledi. Yani bu bir terör saldırısı. Yani bu artık belli bir şey. Sosyal medyada bile var işte ateşin çocukları falan diye böyle bir şeyler yapmaya yazmaya başlamışlar. Allah hepsinin belasını versin. HDP artık kapatılsın yani artık ne bileyim. Ben beni bildim bile bir HDP, bir terör, bir şey. Yani biz bundan baş edebilecek bir ülke değil miyiz? Yani böyle bir millet değil miyiz? Yani bildik bile ne savaşlar geçirmişiz, ne savaşlar yenmişiz. Yani bir evimiz gitti, vallahi beş evimiz daha olsun gitsin, bitsin şu ya artık. Yani beş evimizi biz daha verek. Ama şu PKK'dır, odur, budur, bitsin artık. Hayatları ormanda geçmiş olan ve birçok yangını gören orman köylüleri, yangının başlama şeklinin kundaklamaya işaret ettiğinde hemfikir. Bir yerde çıktı, 10 dakika dedi bir yerde çıktı. 10 dakika sonra başka bir yerde çıktı. Bu 3 yerden köyün üstüne bizim 3 yerden birden saldırı yapıldı. Planlı gibi. Planlı gibi. Bir Kalemler halkı değil ki. Bütün köylerde ateş birden çıktı. Bir oradan bir oradan hepsi birden patlaklık verdi. Mutlaka bir olaylar var bu işte bilinçli olarak Poyraz'ın şeyle de saldıkları için. Yanınızdayız. Buradayız her zaman. Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı da bölgede incelemelerini sürdürüyor. Kalemler Mahallesi'nde basın açıklaması yapan İl Başkanı Serdar Üsküplü de bölgenin bir an evvel afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi. İçinde bulunduğumuz köyümüz, Manavgat'ımız bir afet bölgesidir. Devletimizin Manavgat'ı derhal bir afet bölgesi olarak ilan etmesi, devletin yardım elini hızla buradaki vatandaşlarımıza uzatması gerekir. Üsküplü, saldırıların Türk ordusunun mücadelesindeki başarısına karşı PKK'nın son çırpınışları olduğunu söyledi. Terör örgütü PKK'nın kundakçılık sicilinden örnekler vererek siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. PKK şehirlerimizi, ormanlarımızı, köylerimizi yakarken uzantısı HDP'nin özgürce aramızda dolaşmasına izin verilemez. PKK canlarımızı yakarken PKK destekçisi HDP gazi meclisimizde yer alamaz. Türkiye Liseliler Birliği de Muğla Milas'ta basın açıklaması yaptı. TLB, HDP'nin eski yöneticileri ve PKK'nın üst düzey isimlerinin sözlerini hatırlattı. Yangınların sorumlusu HDP'dir. HDP kapatılmalıdır vurgusu yapılan açıklamada bozguncu yalanlara da tepki gösterildi. Yanınızda olduğumuzu bilin. Gözyaşlarınızı silin. Birlikte ayağa kalkacağız. Terör örgütü PKK, terör partisi HDP aracılığıyla vatanımıza ve milletimize olan düşmanlığını ormanlarımızı yakarak sürdürmektedir. Mehmetçiğimizin silahla ezdiği PKK, HDP çaresizlik ve acizlik içindedir. Türk ordusu yaptığı sınır ötesi operasyonlarla terörün ve emperyalizmin kökünü kazımaktadır. Sözde üst düzey yöneticileri saklandıkları deliklerde yakalanmaktadır. Türk ordusu yaptığı sınır ötesi operasyonlarla terörün ve emperyalizmin kökünü kazımaktadır. PKK ve HDP de yok olmanın arifesinde ormanlarımızı yakmaktadır. Kaçacak yerleri yoktur. Bu topraklardan terörü söküp atacağız. Ne diyordu Murat Karayılan? Silahınız yoksa silahınız çakmak ve kibrittir. Onunla saldıracaksınız. PKK Mehmetçik tarafından hendeklere gömülürken ne diyordu Selahattin Demirtaş? O sözde barış güvercini Selahattin Demirtaş. Şunu diyordu. İnanın ki bu ateş her tarafı yakar. Zannediyor musunuz ki Bodrum, Cizre'ye çok uzak. Hayatını kaybeden Şahin Akdemir, 25 yaşındaydı. O Türk gençliğinin özetidir. Çanakkale'de cepheye su taşıyan Saka Mustafa ne ise
Şahin Akdemir'de odur. HDP PKK'nın yanında olan siyasi partiler, gazeteciler, sözde aydınlar, Twitter fenomenleri ormanlarımızı PKK'nın yaktığını niçin görmezden gelmektedirler? Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK! Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK! İran kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi. 40'a yakın hedef imha edildi. Türk ordusu PKK'nın hain planlarına geçit vermiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı olarak yürüttüğü terörle mücadele harekatları devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere dün hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleriyle mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edildi. Terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir denildi. Evladını PKK'nın elinden kurtaran anne Ayşegül Biçer, "Çocuklarımız Kandil'i yıka yıka dönüyor," dedi. 2 yıldır devam eden Diyarbakır annelerinin direnişi yeni zaferlerle sonuçlanıyor. Anneler evladına kavuştukça PKK Kandil'e gömülüyor. Direnişin önderlerinden biriydi Ayşegül Biçer. "Siyasi kol HDP olmasa PKK ayakta duramaz. Çocuklarımıza daha kaçıran onlar," dedi. Sorunun esas kaynağını tespit eden anne Biçer, Amerika Birleşik Devletleri'ne seslendi. "PKK'ya destek vermekten vazgeçin. Devletimiz PKK'yı çökertiyor," ifadelerini kullandı. "Gençliğim, mutluyum, huzumu kazandım. Yeni bir fidan daha yetiştiriyoruz artık." Diyarbakır annelerinin direnişi, terör örgütü PKK'ya nicelik olarak olduğu gibi psikolojik olarak da büyük bir darbe indiriyor. Evladına kavuşan direnişin önderlerinden Ayşegül Biçer, "Evlatlarımız Kandil'i yıka yıka dönüyor," dedi. "Tarifi yok yani, o anda kalbim duracak sandım. Ölüyorum sandım. Hatta bir haykırdım Mustafa diye. Ay dedim, yüreğim dayanmıyor artık zaten. Çocuklarımız teker teker geliyordu. Şimdi beşer beşer teslimler başladı. Rabbime binlerce kere şükürler olsun. Çocuklarımız Kandil'i yıkıp yıkıp geliyorlar. Ben Amerika'ya da diyorum ki artık yeter, PKK'ya destek vermeyin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti gerekeni yapıyor. Bakın Diyarbakır anneleri babaları ne biçim bir mücadele veriyor. PKK'yı çökertiyor. 40 yıldan beri onlara baş kaldıran kimse yoktu." PKK'ya tırlar dolusu silah gönderen ABD'ye de seslenen Biçer, "PKK'ya destek vermeyin çünkü Türkiye Cumhuriyeti gerekeni yapıyor," dedi. "Çocuğun bir deri bir kemik kalmış. Sanki hiç ekmek su vermemişler. Kupkuru olmuş çocuk. Yani kemiğine dokununca canı acıyordu. Hani bu kadar söyleyeyim size. Bu Allah'ın belası PKK. Rabbim onları kahru perişan etsin inşallah. Tabii burada da siyasi kolu var. Finansal kaynağı var HDP. O olmadan istismar edilmeye çalışılmaktadır. Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değil. Bu meseleyi çekmek, altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikelidir ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın. Bir takım medya mahvillerinde, sosyal medya mahvillerinde bu memleketi, bu milleti bir böyle düşürebilmek için bir çabayı içeriden dışarıdan bildiğini sürekli olarak üretmekte. Ve ne mesele olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, velev ki bu konularda bu istismarı sağlamaya çalışan insanların kötü niyetleri ortadadır. Ama bunu milletimize ifade etmekte bizim temel sorumluluğumuz var. Hem
Başımız sağ olsun. Hem geçmiş olsun dediklerimizde ifade etmek istiyorum. Hem de mesele tekrar artık size söyleyeyim. 2010 yılından itibaren gerçekleşen detay olarak nedir? 2010 yılında iki aile karşılıklı birbirleriyle ki 2010 yılında bugünkü eylemi gerçekleştirenin yine bir silah çekme hadisesi söz konusu. Yıl 2021 ve devam ediyor. Ve 11 yıldır maalesef devam eden bir şey. Ama ne kadar bir cinnet hali, yani ne kadar sapkın bir anlayış ve ne kadar insanlık dışı bir davranış gibi 11 yıldır bu husumet herhalde devam ediyor. Orada kadınlar var. Kadınlara silah çekilmiş ve insanlar var ve insanlara silah çekilmiş. Anlaşılan insanlığa çıkmış bir davranış şekli. Bundan 4-5 önce yine bir tartışma söz konusuymuş. Ve bunların hepsi hem güvenlik güçlerimiz hem de adalete intikal etmiş. Bundan önce de çeşitli tartışmalar söz konusuymuş. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Bu ülkede, bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı bilmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır. Ve buna etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da hem istismara, hem provokasyona, hem bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir. İnşallah en yakın zamanda katilin adalete teslim haberini verip nefesle konuşuruz. Tekrar başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Sabır diliyorum. Hem ailelere yani bu 7 vatandaşımızın ailesine, yakınlarına Cenab-ı Allah'tan sabır diliyorum. Ve inşallah onlara da yakın bir zamanda bu katilin yakalanma haberi verilme nasip olur düşüncesi. Teşekkür ederim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biliyorsunuz ki Konya'daki eve düzenlenen saldırı, silahlı saldırı sonrasında ev ateşe verilmişti ve 7 kişi hayatını kaybetmişti. Konunun iki aile arasında 11 yıldır devam eden bir husumetin devamı olduğunu belirlediklerini açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Failleri de kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceklerdir dedi. Bu Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır aslında diyerek de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu tür saldırılara geçit vermeyeceklerini, izin vermeyeceklerinin altını çizmiş oldu. Bir kere daha değerli izleyenlerimiz için aktaralım. Konya'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmiş. Saldırı sonrasında ev ateşe verilmiş ve 7 kişi hayatını kaybetmişti. İki aile arasında 11 yıldır devam eden bir husumetin sonucu bu katliamın yaşandığını ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede incelemeler yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğinin altını çizdi. Bu tür olayların Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini, huzurunu bozmaya yönelik saldırılar olarak niteledi ve bu saldırılara izin verilmeyeceğinin altını çizdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kapatma davasında iş yükünü gerekçe göstererek süreci uzatan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın geçmişine ışık tutmaya devam ediyor Aydınlık Gazetesi. Polis Akademisi Başkanlığı döneminde Arslan'ın FETÖ hükümlüsü Mümtazar Türköne, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar gibi isimlerle Kürt çalıştayı düzenlediğini yazdı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kapatma davasını iş yükünü gerekçe göstererek bekleten Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın daha önce de terör destekçileriyle açılım çalıştayı yaptığı gündeme geldi.
Anayasal hak ve dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay'la birlikte Hasan Cemal, Oral Çalışlar, Fehmi Koru, Mithat Sancar ve FETÖ hükümlüsü Müntezer Türköne gibi isimlerin katıldığı çalıştay açılım politikasının ayağı olarak değerlendirilmişti. Anayasal hak ve özgürlük. Aydınlık gazetesi Zühtü Arslan'ın Polis Akademisi Başkanlığı dönemindeki tartışma yaratan kararlarını yazdı. Bu görevinde Atatürk Üniversitesi ile Politan programını imzalayan Arslan, 2009 yılında Polis Akademisi'nde Kürt çalıştayı düzenledi. Zühtü Arslan, 2009 yılında Kürt meselesinin çözümü Türkiye modeline doğru başlıklı çalıştayın süreç kapsamında yapılması gerekenler, yöntem ve yönetim oturumunun moderatörlüğünü yaptı. Anayasa Mahkemesi kararlarının Polis Akademisi'ndeki çalıştay yaklaşık 4,5 saat sürmüştü. Çalıştayın ardından yazılı bir açıklama yapan dönemin Polis Akademisi Başkanı Zühtü Arslan, çalıştay vesilesiyle farklı görüşlerden gazeteci ve yazarların katılımıyla oldukça yapıcı ve verimli bir beyin fırtınası yapıldığını belirtmişti. Anayasa Mahkemesi kararlarını çalıştaya katılan bazı isimlerin de çalıştayda Beşir Atalay ve üst düzey bürokratlara PKK'nın dağdan indirilmesi için Abdullah Öcalan'ın görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledikleri belirtilmişti. Öte yandan Zühtü Arslan'ın öncülüğünde düzenlenen çalıştay ile ilgili soruşturma açılmış ancak takipsizlikle sonuçlanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Dede Ağaç'a zırhlı araç sevkiyatına ilişkin açıklamalar yaptı. Anormal bir gelişme söz konusu değil dedi Erdoğan. Üzerimize düşen neyse bunu her zaman yapıyoruz. Tedbirse tedbir dedi. Bu 2014 yılından beri Amerika'nın Dede Ağaç'taki aslında bir planlı programıdır. Dolayısıyla yani burada anormal bir gelişme söz konusu değil ve bu kendisinin bu planlı attığı adımı da bizler de yakından tabii takip ediyoruz. Yunanistan-Amerika ilişkileri zaten biliyorsunuz. Fakat bizler de burada üzerimize düşen neyse bunu her zaman yapıyoruz. Tedbirse tedbir, bunlar da zaten her zaman bizim için alınan veya atılan adımlardır. Kamuda çalışan maden işçileri ağır ve tehlikeli iş kolu olmasına rağmen emeğinin karşılığını alamıyor. Ulusal kanal ekranlarında sorunlarını dile getirdi işçiler, grev uyarısında bulundular. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, emekçilerin istemediği hiçbir sözleşmeye imza atmayacaklarını bildirdi. İşçiler de sendikanın grev dahil alacağı tüm kararlara hazır olduklarını ilan etti. Bütün mesele ücretlerin düşüklüğü, ücretlerin düşük. Maden işçilerinden grev uyarısı geldi. Maden işçisinin hak etmiş olduğu ücreti alması için yasal çerçevede eylemse eylem, grevse grev. Bize %9 zam çok çok az. Tavan taban ayarlamasını istiyoruz. Gerekirse grev, gerekirse yürüyüş, her şeye varız yani sendikanın arkasındayız. Ücretlerin dengelenmesini istiyoruz. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin maaşına yapılacak zam için görüşmeler sürüyor. Türk İş ve Hak İş ortak tekliflerinde birinci 6 ay için %20, ikinci 6 ay içinse enflasyon %3 refah payı talep etti. 3600 lirayla 4 kişilik bir ailenin aşık sınırının olduğu 4-7 bin 8000 lira olduğu bir yerde 4000 lirayla 3700 lirayla 3800 lirayla ben iki tane çocuk okutmak zorundayım, evime bakmak zorundayım, ev kiramı, elektrik suyumu, telefonumu ödemekle mükellefim. Çalışma Bakanlığı ise ilk 6 ay için %9, ikinci 6 ay için de %5 teklif sundu. Enflasyonun %5'i geçmesi halinde aradaki farkın ödeneceği belirtildi. Her iş yerine özgü sorunlar ayrı ayrı tartışılacak. Görüşmeler sürerken ağır ve tehlikeli iş kolunda yer alan kamudaki maden işçilerinden önemli bir uyarı geldi. Yaptıkları işin ağır olmasına rağmen düşük ücretlerle çalıştıklarını belirten işçiler sorunlarını ulusal kanala anlattı. Sosyal haklarımız çok zayıf, maaşlarımız düşük. Maddi olarak gerçekten diğer kurumlara göre çok az. Aldığımız ücretler yan haklarda olmasa sosyal haklar neredeyse asgari ücret seviyesine düştü. Kışlık yakacak yardımlarını bizde sıfır. Kira yardımımız 10 lira, aydınlatma yardımımız 10 lira gibi böyle çok komik rakamlar. Emeğimizin hakkını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz.
Ulusal kanalda özel yayına katılan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da işçilerin taleplerini ve çözüm önerilerini sundu. Akçul, bu yıl teklif maddeleri arasında her iş yeri için ayrı ayrı sorunların tartışılmasının önünü açacak bir madde eklendiğini söyledi. 12. maddeyi de kabul ederse bakanlık, Çalışma Bakanlığı, orada bizim önümüz açılmış olacak. İşverene seslenen Akçul, işçilerin istemediği bir sözleşmeyi imzalamayacaklarını vurgulayarak grev sinyali verdi. Geldiğimiz son noktaya gideceğiz, arkadaşlarımıza paylaşacağız. Bu toplu iş sözleşmeye imza atın derlerse imza atacağız. Yoksa onların istemediği bir toplu iş sözleşmeye Nurettin Akçul olarak ben imza atmayacağım. Müzakerelerden beklediğimiz sonucu alamazsak grev hakkımızı düğmeye basar kullanırız. Yılın 3. enflasyon raporunun açıklanmasıyla hayat pahalılığının gerçek yüzü bir defa daha ortaya çıktı. Sokaktaki vatandaş ay sonunu getirememekten dert yanıyor. Ay sonu gelmiyor, mutfak masrafları kısılıyor, pazar sepetleri dolmuyor. Hayat pahalılığı günden güne artıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon tahminini yükseltti. Tahmin 12,2'den %14,1'e çıkarıldı. Gıda enflasyonunda olumsuz bir tablo var. Enflasyon tahmini yükselirken vatandaşın alım gücü düşüyor. Enflasyon tahmininin yükselmesiyle birlikte vatandaş yine kara kara düşünmeye başladı. Gücümüz düştü tabii ki. Kazancımızla alacağımızın arasında bayağı bir uçurum var. Asgari ücretle geçinen hala insanlar var. 2 sene önce 30 liraya aldığım malı şu an 60-70 liraya alıyorum. Yani bu bana kar bırakmıyor. Üstüne normal alıcıya da para bırakmıyor. Çünkü her türlü etkiliyor. Vatandaş oranların gerçek rakamları yansıtmadığını düşünüyor. Gerçekleşen 50'nin üzerinde enflasyon. Enflasyon değil ki. Bence gerçek enflasyon %80 civarlarında. Ve inancım da yok. Hiçbir zaman da yok zaten. Bu hükümette zaten yok. Geçim derdindeki vatandaşın en büyük sorunlarından birisi işsizlik. Özellikle salgın dönemi ekonomi yönetimindeki eksiklikleri gözler önüne serdi. Gençlerse gelecek için kara kara düşünüyor. Bu oranlar bize çok farklı yansıyor. Rahatlıkla gezip dolaşabilirken biz gezemiyoruz. Ay sonunu çok zor getiriyoruz. Yani sıkıntılı. Enflasyon tabii ki de yine her zamanki gibi artar. Alım gücü zaten düşük. Fiyatlar gitgide artıyor. Gitgide vatandaş zor bir duruma sürükleniyor. Gençler gibi emekliler de geçim derdinde. 94'te emekli oldum. Hiç kendimi rahat edemedim yani. Pahalı yani her şey yükseldi, pahalandı. İstanbullulara bir zam haberi de toplu ulaşımdan geldi. Yeni tarifeye göre mevcut ücretlere %15 zam yapıldı. 3,5 lira olan tam bilet fiyatı 4 lira 25 kuruşa yükselirken 1 lira 70 kuruş olan öğrenci bileti ise 1 lira 95 kuruşu gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatında %15 zam yapıldı. Buna göre tam bilet fiyatı 3 lira 50 kuruştan 4 lira 05 kuruşa, öğrenci bileti 1 lira 70 kuruştan 1 lira 95 kuruşa yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zam tekliflerinin %15 olduğunu kaydetti. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ise enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine %24,12'lik zam talep etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu %24,12'lik ve %15'lik teklifleri ayrı ayrı oylamaya sundu. %15'lik teklif oy birliğiyle kabul edildi. Toplu ulaşım ücretlerine daha önce 6 Şubat 2020'de %35 oranında zam yapılmıştı. Uygulamaya konulan %15'lik zamla 3 lira 50 kuruş olan tam elektronik bilet 4 lira 25 kuruşa, 1 lira 70 kuruş olan öğrenci bileti ise 1 lira 95 kuruşa çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da toplu ulaşıma yapılan sübvanseler, gelir ve gider kalemlerini içeren bir sunum yaparak talep edilen zammın ekonomik gidişatın sonucu olduğunu söyledi. Zam haberini duyan vatandaş ikiye bölündü. Bir taraf gelen zam oranını makul bulurken diğer tarafsa sert eleştirilerde bulundu. Artık alıştık, çocuk büyütüyorum. Kıyafetlere bile bir sene içinde o kadar çok fazla zam geldi ki artık bir tişörtü 60-70 liraya alır olduk. Çocuk bu yani.
De, bu zammın niye ve neden yapıldığını da anlamış değilim. Günde 3 vesait değiştiren biri olarak daha fazla ödeyeceğiz. Bununla ilgili Büyükşehir'in bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Benzine zam geldi, dolara zam, dolar yükseldi. Tekrar tekrar arada yine zam yapacaklar ulaşıma. Vatandaşlardan bazıları gelen zamın faturasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kesti. Bazıları ise Başkan İmamoğlu'nun elinde olsa mevcut fiyatı düşüreceğini savundu. Acaba bu başka ne düşüneceğiz ki? Her şey güzel oluyor değil mi? Ama eğer bu İmamoğlu'nun elinde olsaydı yine bunu 2 lira yapar diye düşünüyorum. %24-25 zam gelirse piyasaya %46, ben esnafım, %46'ya yansıyor. Hele hele elektriğe. Onun 2-2,5 katı. Siz olsanız ne yaparsınız? Siz de bir muhabirsiniz. Size zam verdikleri zaman iyi. Bir başka bir yerden zam geldiği zaman, üzerinize bindiği zaman ne yaparsınız? Omuzunuza. Onu kaldırmak için ne yapacaksınız? Siz de mecburen zam yapacaksınız. Ben normal karşılarım. Öğrencilerimize, emeklilere Allah yardım eylesin. Başka bir şey demeyeceğim. Yeni öğrendim. Geçmiş olsun. Diyecek bir şey yok. Yatıyoruz, kalkıyoruz, her gün bir zamla karşılaşıyoruz. Bir yandan okumaya çalışırken diğer yandan geçim sıkıntısıyla boğuşan öğrenciler gelen zam oranına tepki gösterdi. Zaten hani bütçe ayrılan bir sürü yer var. Üstüne hani öğrenci de olmasak normal hani bir vatandaş olarak da ben hani arttırılan fiyatların İstanbul için ulaşımda hani fazla olduğunu düşünüyorum. Ticarette başarılı projelere imza atan Görev Holding, Latin Amerika, Afrika, Çin, Rusya'daki ticari atılımlarının ardından yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere İran'ı ziyaret etti. İran Yatırım Ekonomik ve Teknik Destek Organizasyonu ve Tebriz Ticaret Odası yetkilileriyle bir araya geldi Görev Holding heyeti. Tebriz temaslarının ardından Baku Serbest Ticaret Bölgesi yönetimiyle buluştu. In the merchant trade arena. Görev Vakfı bünyesinde ticari faaliyet yürüten Görev Holding yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere İran'ı ziyaret etti. Latin Amerika, Afrika, Çin, Rusya'daki ticari atılımlarının ardından İran İslam Cumhuriyeti'nde yabancı yatırımcılara sunulan avantajlar ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere İran'ın Batı Azerbaycan eyaletini ziyaret etti. The completion of the communication infrastructure. Tebriz'de yabancı yatırımcılara destek amacıyla resmi hizmet sunan İran Yatırım Ekonomik ve Teknik Destek Organizasyonu ve Tebriz Ticaret Odası yöneticileriyle bir araya geldi. Tebriz Ticaret Odası Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Reza Kamil ile buluşan heyet, bölgedeki sanayi, maden ve tarım alanlarında yapılabilecek yatırımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görev Holding Yönetim, Daşar Karadağ Başkanlığındaki heyet Tebriz temaslarının ardından, ülkenin Türkiye'ye açılan sınır kapılarından Bazergan Gümrüğü'nün bulunduğu Maku kentine geçti. Görev Holding yetkilileri Maku Serbest Ticaret Bölgesi Genel Müdürlüğü'nde, Genel Müdür Muhammed Rıza Abdurrahim'i ve Maku Serbest Ticaret Bölgesi yöneticileriyle buluştu. Heyetler arası gerçekleşen görüşmede Maku Serbest Ticaret Bölgesi'nin kapasitesi, yatırım alanları, yabancı yatırımcılara sunulan fırsatlar masadaydı. Heyetler arası görüşmenin ardından Görev Holding Dış Ticaret Genel Müdürü Ümit Bayram ve Maku Serbest Ticaret Bölgesi Genel Müdürü Muhammed Rıza Abdurrahim'i toplantıyı ulusal kanala değerlendirdiler. Çok memnun olduk. Görev Holding Grup'un temsilliki heyetten burada. Çok sevindik bunlarla tanış olmaktan. İyi fırsatlar Görev Holding'in elinde vardı. Televizyon, radyo, gazet. Bu bizim serbest bölgemizi ve İran fırsatların Türk arkadaşlarımıza tanıttırmaya çok güzel bir fırsatti. Demek bu Görev Holding'i biz hahiş edecek. Onlar bizim Türkiye'de ajansımız olalar, bizim fırsatlarımızı Türk yatırımcılarına marifi ediler, tanıtalar. Maku Serbest Bölgesi yönetimi, Maku'nun tanıtımı konusunda kendilerinin Türkiye'deki faaliyetlerine yardımcı olmamızı ve hatta bir ajans olarak bu görevi üstlenmemizi bizden talep ettiler. Tabii ki bu çok memnuniyet verici.
Ulusal kanal ayrıcalığıyla Türk yatırımcılara seslenen Maku Serbest Ticaret Bölgesi Genel Müdürü Muhammed Rıza Abdurrahim'i, bölgenin yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. Maku Serbest Ticaret Bölgesi'nde 400 bin hektarlık bir alanda hizmet sunduğunu söyleyen Abdurrahim'i, bütün yatırımcılara çeşitli teşvikler ve avantajlar bulunduğunu vurguladı. Olaylı bir soru, çok güzel. Muhammed Rıza Abdurrahim'i, madencilik, hayvancılık, ziraat, hazır giyim gibi birçok alanda yabancı yatırımcılara çeşitli ayrıcalıklar sunduklarını dile getirdi. Aşı karşıtlığıyla birlikte vaka sayıları da artıyor. Çünkü şu anda aktif vakaların %87'sini aşısızlar oluşturuyor. Vaka sayıları 20 binin üzerinde. Aşının şart olduğunu söyleyen uzmanlar, rehavete karşı da uyarılarını sürdürüyor. Emniyet kemerimizi takmadan yola çıkmıyorsak, ki yapmamalıyız onu da, aşı olmadan pandemiden kurtulmamız çok zor. Rehavet, kurallara uyumsuzluk ve aşı karşıtlığı vakaları yeniden yükselişe geçirdi. Başından beri söylediğimiz virüs tek başına dolaşmıyor ve biz bunu dolaştırıyoruz. Yani insanlar bulaştırıyor. Vakalardaki tırmanış sürerken aşının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü hastanede yatanların %95'i aktif vakalarında %87'si aşısızlardan oluşuyor. Biz aile hekimleri olarak zaten aşılanmanın önemine inanıyoruz. Özellikle de bu COVID döneminde pandemiden kurtulmanın, sağlık yükünün azaltılmasının en önemli yolunun da aşılama olduğunu biliyoruz. Süreç içerisinde gördük. Dünya ülkelerinde de bizim ülkemizde de aşı olanların vefat oranları çok daha düşük. 20 bin bandının üzerine çıkan vakalarla ilgili uzmanlar aşı çağrısını yineliyor. Aşı çok önemli. Bazı kişiler diyor ki aşı olsam bile hasta olacaksam neden aşı olayım? Aşı olsanız hasta olma oranınız düşüyor. Hasta olsanız bile hastaneye yatış oranı çok düşüyor. Hafif geçirebiliyorsunuz enfeksiyonu. Yoğun bakım oranları çok düşük ve vefat oranları çok düşük. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen, salgının kontrol altına alınması için aşının şart olduğunu vurguladı. Çift doz aşı olan kişi sayısı arttıkça, biz bu kurallara, maske, mesafe, hijyen kurallarına uydukça hastalığın yayılımı da azalacak, ağırlığı da azalacak, sağlık yükü de azalacak. O yüzden hepimize sorumluluk fazlasıyla düşüyor. Aksi takdirde aşı yaptırmayanlara karşı yaptırımlar gündemde. Aşı zorunluluk değil belki ama bir süre sonra zorunlu hale de gelebilir. Çünkü sadece sizin sorumluluğunuz değil bu iş. Toplumun sağlığını korumak için de aşı olmanın çok önemli olduğunu görüyoruz. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda görev değişikliğine gidildi. Başkan Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Özvar göreve getirildi. Saraç ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Yekta Saraç'ın yerine Yükseköğretim Kurulu'na yeni başkan ataması yapıldı. Bugünlerde program ve üniversite tercihi bağlamında geleceğiniz açısından YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan koltuğa gelecek yeni isim belirlendi. Resmi gazetede 30 Temmuz'da yayınlanan karara göre Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Özvar YÖK Başkanlığına atandı. Sağlık ve afiyet diliyorum. Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Peki YÖK'e yeni atanan Profesör Doktor Erol Özvar kimdir? İktisat ve İktisat Tarihi Profesörü Özvar, lisansını, yüksek lisansını ve doktorasını da yaptığı Marmara Üniversitesi'nde rektörlük görevindeydi. Yürürlükteki yönetmeliklere uygun hale getirmek üzere. Yeni YÖK Başkanı Özvar aynı zamanda Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu'yla Türk Tarih Kurumu'nda Bilim Kurulu üyeliği de yaptı. İzmir'de mağdur olan depremzedeler seslerini duyurmak için eylem yapacak. Ulusal kanala konuşan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, "Amacımız sesimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak," dedi. İzmir'de 117 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından 9 ay geçti fakat sorunlar bitmedi. Depremzedeler bu sorunları dile getirmek için Gündoğdu Meydanı'nda eylem yapacak. 31 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 11'de İzmir Gündoğdu Meydanı'nda depremzede olan, olmayan, depreme karşı duyarlı olan, mağduriyete karşı duyarlı olan, şu son görüntülerle,
televizyonda izledikleriyle acılara karşı duyarlı olan insanların hepsini çağırıyoruz biz. Bizimle beraber olsunlar istiyoruz. İzmir'de 6.9 büyüklüğünde hissedilen depremin ardından 9 ay geçti. Sorunlar devam ediyor. Malum 130 metrekare evlerin 80 metrekareye düşmesi, aradaki ödeme planlarının dengesizliği, ödemedeki belirsizlikler falan. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, 9 aylık süreçte birçok ziyaret eden oldu. Fakat çözüm noktasında herhangi bir adım atılmadığını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim dertlerimizle ilgilenebilmesi için sesimizi duyurmamız gerekiyor. Bunun için de biz dedik ki farkındalık yaratalım bari. Seslerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyuramadıklarını söyleyen Özkan, yapılacak eylem sesimizi duyurmak için dedi. Herkes bizi haklı görüyor ama sonuç alamıyoruz. Bizim sonuç alacağımız tek yer Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu biz biliyoruz, görüyoruz. Biz de bunu iletemediğimiz kanaatine kapıldık. Tam 9 ay geçti. Bugün 9 ay geçti ve herhangi bir faaliyette bulunamıyoruz. İzmirli depremzedeler 31 Temmuz saat 11'de Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhurbaşkanı'na seslenecekler. Hacı Bektaş Veli vefatının 750. yıl dönümünde anılacak etkinlik duyuruları yapılmaya başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da kapsamlı bir etkinlik yapacak. 3-4 Ağustos'taki anmanın teması insanlığın özü, bir velinin sözü olacak. 2021 yılı UNESCO tarafından Hacı Bektaş-ı Veli anma yılı olarak belirlendi. Anadolu'ya felsefesiyle örnek olan Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750. yıl dönümünde özel etkinlikler yapılacak. Nevşehir Belediye'mizle birlikte, Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitemizle birlikte, kendi kurumlarımızla birlikte bu sene 3-4 Ağustos'ta burada bir etkinlik planlıyoruz. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda da etkinlikler yapılacak. Anma programı etkinlikleri Beyoğlu Emek Sineması'nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Öncelikle Irak'tan, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Arnavutluk'tan, Kuzey Makedonya'dan 25 konuşmacı olacak. Dünyanın farklı yerlerinden alanın uzmanları üniversitemiz kongre salonunda bu konuda bildirilerini sunacaklar. Hacı Bektaş-ı Veli uluslararası katılımlı törenlerle anılacak. Yapılacak anmanın teması insanlığın özü, pir velinin sözü olacak. Başlangıcında 3 Ağustos'ta üniversitemizin liderliğiyle Türk Tarih Kurumumuzla birlikte bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Bu sempozyuma yurt içinden yurt dışından katılımcılar var. Toplantının açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan yaptı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Birol Çetin ve Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Semih Aktekin ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Öcal Oğuz'da konuşma yaptı. Dördünde de başta Kadıncı Kana Evi açılışı ve müzemize katacağımız yeni değerlerle güzel sanatlar, tiyatro, sinema bölümlerimizin hazırlıklarıyla birlikte bir anma etkinliği gerçekleştireceğiz. 3-4 Ağustos'taki anma törenine herkes davet edildi. Bu felsefenin hala topraklarımızda yaşıyor olması bizler için ayrıca bir gurur vesilesidir. Bu değerlerin gelecek kuşaklara da aktarılmasının sağlanması en temel arzumuz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksörümüz Buseynaz Sürmeneli Ukraynalı rakibini yenerek yarı finale yükseldi. Olimpiyat madalyasını garantileyen Buseynaz, arkamda milyonların olduğunu biliyorum dedi. 69 kiloda ay yıldızlı formayla ringe çıkan kadın milli boksörümüz Buseynaz Sürmeli, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye madalya gururu yaşattı. Çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Anna Lesenko'yu yenerek yarı finale yükselen Buseynaz, şimdiden olimpiyat madalyasını garantiledi. Arkamda milyonların olduğunu biliyorum diyen milli boksörün açıklamaları Trabzonspor'un internet sitesinde yer aldı. Buseynaz, madalya maçları zordur. Ben de bu nedenle maça temkinli başladım. Sonunda kazandım ve kadınlar boks branşında madalya kazanan ilk sporcu oldum ifadelerini kullandı. Trabzonspor'a ve Trabzon'a tarihte ilk kez olimpiyat madalyası getireceğim için çok mutluyum. Ancak yolum devam ediyor diyen 23 yaşındaki Buseynaz, bundan sonraki maçlarım daha zor olacak ama ben her şeyin daha da güzel hale geleceğini düşünüyorum. Arkamda milyonların olduğunu biliyorum vurgusu yaptı. Buseynaz açıklamasında kulübüme, teknik ekibime, bu saatte kalkıp benim için dua edenlere, maçımı izlerken destek veren herkese teşekkür ediyorum dedi.
Efendim, gece görüşünü noktalıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek iyilikle, güzellikle kalın, sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.